Bozkurt Destanı, Türk mitolojisinde önemli bir yer tutan ve Türklerin kökeniyle ilgili anlatılan efsanevi hikayelerden biridir. Bu destan, Göktürklerin türeyişini ve yeniden dirilişini anlatır. Destanın ana teması, bir dişi bozkurt'tan türeyen Türklerin kökenini açıklamaktır. Bozkurt Destanı'nın özeti. 1. Göktürklerin yok oluşu ve yeniden dirilişi. Bir savaşta Göktürkler büyük bir yenilgiye uğrar ve neredeyse tamamen yok olurlar. Savaşın ardından düşmanlar hayatta kalan son Türk çocuğunu bulur ve onu öldürmek için parçalarlar. Ancak çocuk ölmez, bir dişi bozkurt onu bulur ve yaralarını iyileştirir. İki Türklerin Yeniden Türeyişi Dişi bozkurt yaralı çocuğu alıp uzak bir mağaraya götürür. Bu mağarada çocuk büyür ve bozkurtla çiftleşir. Bu birleşmeden 10 çocuk doğar ve bu çocuklar, Göktürklerin yeniden türemesine vesile olur. 3 yeni bir Türk devleti. Bozkurt destanına göre bu 10 çocuktan türeyen Türkler yeni bir güçle birleşip yeniden güçlü bir devlet kurarlar. Bozkurt Türklerin koruyucu ruhu olarak kabul edilir ve Türk mitolojisinde önemli bir sembol haline gelir. Bozkurt destanının önemi. Köken ve kimlik. Bozkurt destanı Türklerin kökeni hakkında mitolojik bir açıklama sunar. Bu destan Türk milletinin güçlü, cesur ve yeniden doğma kabiliyetine sahip olduğunu simgeler. Bozkurt sembolü. Bozkurt Türk mitolojisinde ve kültüründe önemli bir semboldür. Göktürkler döneminde ve sonrasında bozkurt figürü Türklerin bayraklarında, heykellerinde ve diğer sanat eserlerinde sıkça yer almıştır. Milli kimlik ve birlik. Bu destan Türk halkının milli kimlik ve birlik duygusunu güçlendiren bir efsane olarak kabul edilir. Türkler için Bozkurt hem tarihsel hem de mitolojik bir kahramanlık ve direniş sembolüdür. Bozkurt destanı, Türk mitolojisinin ve halk edebiyatının önemli bir parçasıdır ve Türk kültüründe derin izler bırakmıştır. Milattan önce Batı Denizi'nin batı kıyısında oturan Tiçüt bir Türk kavmi vardı. Bu kavim, Tiçüt fakat kendi aralarında adaletli hükmeden, türelerine sadık, büyüklerine saygılı bir kavimdi. Bu kavmin insanları az ama birbirlerine son derece bağlıydı. Gözleri pek insanlardı. Hiçbir şeyden korkmazlardı. Fakat hiçbir kavimle savaş halinde de değillerdi. Kimsenin topraklarına göz dikmezlerdi. Kendilerine saldıranlar olduğu zaman da onlara atla boyun eğmezlerdi. Batı Denizi'nin batı kıyıları yılın dört mevsiminde soğuktu. Bu teretle kavim yaz mevsimlerinde daha güneydeki kimseye ait olmayan yaylalara göçerdi. Oralayda avlanırlar, düğünlerini yaparlar, yavrulayan atlarını eğitirler, doğuran kuzuları kırkarlardı. Yılın büyük bir kısmını bu yaylalarda geçirirlerdi. Tışlıklarını hazırlar, sonra da tekrar kışlatlarına dönerlerdi. Ayı, Türk geyik boynuzu, işlenmiş demir, keçeden dokunmuş kalpak ve aba satarlardı. Bunun için kervanlar hazırlanır, uzak diyarlardaki panayırlara gidilirdi. Kervan, dönüşte Çin işlemeleri, Hint kumaşları, sırma işlemeleri getirirdi. Bu küçük Türk kavminin başında Kubarhan isimli genç bir bey vardı. Kubarhan daha 40 yaşına yeni girmişti. Dürüst ve mert bir beydi. Halkının içinde yaşaydı. Altın direkli çadırları yoktu. Sadece halkın işlerinin konuşulduğu büyük bir otağı vardı. Bu beyin Baran adında bir oğlu ve bir de kızı vardı. Kubar Han'ın oğlu Baran da babası gibi eğitiliyordu. Baran'ın kılıç hocası Bekek Bey'di. Akıl hocası ise Kubar Bey'in büyük kardeşi Bay Sumbur Ayt idi. Bay Sumbur Ayt çocukluğundan beri bilgiye önem vermiş, kendisini böyle yetiştirmişti. Kubar Bey ayher doğduğunda kavmin ulularını tacirlerini, savaşçılarını ve yaşlı kadınlarını töre gereği bir araya toplardı. Onlarla yaptıkları ve yapmayı düşündükleri konularda istişare ederdi. Onlara sormadan, danışmadan hiçbir karar vermezdi. Bu, atalarından kalma bir gelenekti. Bu küçük Türk kavmine hayli uzakta, Lin adlı bir ülke daha vardı. Lin kralı Areke son derece mağrur, halkına zulmeden, töre bilmeyen, aklıma geleni aklına geldiği yerde yapan, saldırdan bir kraldı. Sık sık komşu ülkelere saldırır, kervanları yağmalatır, insanları köle olarak götürür, daha güneydeki milletlere sataydı. Bu sebeple son derece zengindi. Diğer tarafta ise götürülen çocukların annelerinin yüreği kan ağlaydı, fakat kimse, Lin kralı Arike'ye karşı gelemezdi. Doymak bilmeyen Lin Kralı Arike'nin güçlü orduları vardı. Sürekli çevre kavimlere saldırılar düzenliyordu. Ordusunda namlı yiğitler, güçlü pehlivanlar bulunduruyordu. Her gün içkili sofralarda kaçırıp getirttiği kızlarla eğleniyordu. Çevresindekileri zavallı halka yaptıklarını sanki kahramanlıkmış gibi övünerek anlatıyordu. Zaten çevresindekiler de kendisinden aşağı değillerdi. Ordularına kumanda eden komutanlar, başbeylivanlar, ülkenin zengin kesimini oluşturan tüccarlar ve saray hizmetçileri kralın yaptıklarını hep alkışlıyorlardı. Yine bir gün böyle bir içki ileminde kumandanlarından biri şöyle dedi. Yüce kralımız Aleke. Ataya, yılan göbeği ve kuş kanadı ile ulaştığımız yerlerde zenginlikler kalmadı. Kaçıracak, satacak kız ve erkek çocuklar da kalmadı. Bölgedeki en kalabalık ve güçlü halk bizim halkımız. Çok kızlarımız var, çok gençlerimiz var. Artık kimse bizden daha güçlü olamaz. Yim kırılı Aleke, ağzımdaki lokmayı yutmaya gerek görmeden salyalarını akıtarak şöyle dedi. Kumandan, bundan daha iyi haber olur mu? Kendi kızlarımızı, çocuklarımızı tatacak değiliz, herhalde. Sonra kahkaha ile gülerek devam etti. Aklında iyi de olur. Çok altıl eder. Güneyli tüccarlar iyi altın para verirler. Bizim kızlarımız ve gençlerimiz doğrusu diğer kabilelerininkinden daha bakımlı. Komutanlar da kahkahayla gülerek krala eşlik ettiler. Tral şaka yapmıştı ama içerideki diğer tüccarlar ve saray efradı korkuyla birbirlerine baktılar. Tüccarlardan Sinsi Maces, kralın kahkahasını bitirmesini bekledi. Gizli tutuyordu ama kralın sarayındaki kız ve gelinler kadar kendisinin de kızları ve cariyeleri vardı. Onların tatılmasına razı olamazdı. Maces bu düşüncelerle şunları söyledi. Yüce kralımız, topraklarımız daraldı artık. Bit kervanlayda giderken nis iller geçer, nis krallıklar görürüz. Onların hepsi de zengin ülkeler. Altınları, işlemeli çapukları çok. Kızları ve gençleri kanlıları da çok. Ralalike sinsi macesi dinlerken onun aslında kendi servetinden ve cariyelerinden korktuğunu biliyordu. Bu sebeple söylediklerine önem vermeden şakasını sürdürdü. Korkma iki macet, korkma, bu ülkede kendi halkından kimsenin servetini almam ve çocuklarını satmam. Macez rahatlamıştı fakat fikrini söylemeye devam etti. Yüce Kralımız Düşündüm ki ordumuz biraz daha ilerlese birkaç ülke daha katsak topraklarımıza. Radalike kahkahasını kesti ve ağzındaki sağa sola sıçrayan et parçasını çiğnemeye başladı. Şarap kupasından uzun uzun nefes almadan şarap içti. Sonra küçük gözlerine etrafındakiler üzerinde gezdirirken kirpi gibi dik ve uzun duran bıyıklarını silerek şöyle dedi. Bunu uzun zamandan beri düşünüyorum. Bunun için uzak diyarlara atlılar gönderdim. Bu atalılar tek tek gelmeye, haber getirmeye başladılar. Sonra birkaç lokma daha yemek yedi. Humandanlar da meratla bakıyorlardı. Onların bundan haberi yoktu. Fralarık, keyifle konuşmasına devam etti. Batı taraflarında bir kavim varmış. Türk diyorlar adlarına. Dağları kapatan koyunları, ovalayda koşarken yerleri sallayan atları varmış. Her biri birbirinden nazlı sürün gibi kızları varmış. Altında önem vermedikleri için zenginlikleri, hayvanların çokluğuyla ölçülürmüş. Kumandanlaydan biri hemen araya girdi. Bu çok kolay olur, yüce kralımız. Malları çobanlardan alıp gelmek daha kolay bir iştir. Tilki tüccar Masesin gözü daha çok diğer zenginliklerdeydi. Peki bunlar kervanlarıyla hangi diyarlara giderlermiş, nerelerden mal alıp gelirlermiş? Kral Aleki, bu kavmin kervan yollarını ve nasıl yaşadıklarını öğrenecek askerler hazırlayın. Bir kumandan hemen atıldı. Yüce kralımız izin verirse bu yeni düşmanımızın peşinden ordumla birlikte ben gitmek isterdim. Kral Aleki: Tamam, bu iş için seni görevlendirdim kumandan. Hazırlıklarına başla. Bu yeni düşmanımızın nasıl bir şey olduğunu anlayalım bakalım. Sonra hep beraber şarap kupalarını kaldırarak bağırdılar. Yaşasın yüce kralımız Aleki! Yeni düşmanlarımızın en güzel kızları sana kariye olacaklar. İyice sarhoş olan kral Aleki'nin aklına başka bir şey daha geldi. Birden durdu, içeridekilere baktı ve sonra şöyle dedi. Kuzeyimizde bir kavim daha var. Oralara da çeşit gönderin. Deleri var, ne yaparlar bilelim. Bunlar sayıca az ve savaşmayan insanlar. Her biri bir lokmalık Böylece geç vakitlere kadar içtiler, eğlendiler. Kervancı Başı Bay Sungur Bey, tüçüp bir tepenin eteğinde aşağıdan geçen kervanı izliyordu. O gün nedense kafası çok bulanıktı. Gördüğü rüyadan olabilirdi. Yanında ise kervan koruyucusu ve yeğeni, Kubarhanın biricik oğlu genç Yiğit Baran duruyordu. Baran Ayp daha yirmisinde genç bir savaşçıydı obanın yakışıklı delikanlılarından biriydi. İyi ok atar, iyi karbı kullanırdı. Gelecekte Kamin Tağ'ın olacağı için babası Kubarhan, onu özel olarak eğitiyordu. Obanın en güzel kızlarından biriyle sözlüydü. Aklımı ve kılıcını iyi kullanmasını öğreniyordu. Bu görevde ilk defa verilmişti kendisine. Babası ve amcası, Baran'ın iyi yetişmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Baran Alp, amcası yaşlı Bay Sungur'un yola çıktıklarından beri suskun ve durgun olduğunu fark etmişti. Bir fırsat bulsa soracaktı, fakat edepsizlik yapmamak için soramıyordu. Bay Sungur, 60 yaşlarında tecrübeli bir kervancı başıydı. Hubar Han'ın da büyük abiye olduğu için, Türkler üzerinde hanlık hakkı vardı. Tepenin eteğinde bir süre suskundurdular. Aşağıdan geçen kervanın sesleri, bulundukları yere kadar giriyordu. Aşağı ova, develerin homurtuları, yiplerin haykırışları, at kişnemeleriyle toz duman içindeydi. Bay Tungur, derin derin nefes alarak gözlerini uzaklardaki tepelere dikerek bir süre daha baktı. Onun bu haline daha fazla dayanamayan genç savaşçı Baran Alp, o serimli haliyle şöyle dedi. Hanım Bay Sungur Alp Oymağımızın bilgisi, yabancı diyarların gözdesi, Aksakallı Hanım. Babamın büyüğü, ceddimin ulusu. Bu yola çıktığımızdan beri senin bir kederin var, bir tasan var. Bay Sungur çok sevdiği yeğenine baktı. Yumuşak bir ses tonuyla gülümsedi ve şöyle dedi. Boz yeleli kurt duruşlu genç paran yeğenim. Ne edeceksin halimi? Baran, Bay Sumbur'un yumuşak konuşmasından cesaret alarak. Kervanımızın bilgisi, aktakallı yol göstericim. Bilmediğimi bilensin, görmediğimi görensin. Sen durgun olursan sanki sularda da durgunlaşıyor. Sen hüzünlenirsen atlar da hüzünleniyor. Sen düşünürsen ilemde düşünüyor. Dedir seni böyle düşündüren Bay Sumbur Bey'im. Bay Sungur kısa bir süre genç savaşçıya baktıktan sonra gözlerini tekrar kervanın gittiği iki dağ arasındaki geçide çevirdi ve şöyle dedi. Gözümün görmeyeceğini gören, gücümün yetmeyeceğine güç yetiren Yiğit Baran. De bakalım bana, kartal gözlerin, şu tepelerde yabani bir şey görür mü? Baran, Sungur Bey'in gösterdiği yere bakarken bir taraftan da hızla düşündü. Yola çıkalı ay bir kere doğmuştu. Onu sözlüsü ay kızın kaşlarına benzetmişti. Skor ve ay bir kere dolunay olmuştu. O zaman onu ay kızın yüzüne benzetmişti. Şimdi de ay incelmişti. Yine ay kızın kaşları gibi olmuştu. Ay kızı hatırlayınca yüzü kızaydı. Amcasının anlayacağını sanarak utandı. Günlerden biri kendilerini takip eden birkaç uğursuz eşkıya olmuştu. Ama onları da birkaç it gidip halletmişlerdi. Baran, Sungur Alp'a dönerek, ''Hanımızın teberciği Sungur Alp amcam, ben bir şey görmedim.'' ''Sungur Alp?'' ''Ben de görmedim, hay yiğitiyenim Baran.'' Sonra içini çekerek eliyle göğsünü gösterdi ve devam etti. ''Ben de görmedim ama şuramda bir göz daha var ki, sanki o göz bir şeyler görür de bana söylemez.'' yüreğime suzu gelir. Nedir, ne değildir, bilmem yeğenim. Baran, o sırada gittikçe uzaklaşan ve küçülen kervanı göstererek şöyle dedi. Yoldaşlarımız uzaklaştılar, amcam Bay Sunguralk. İzin verirsen onlara yetişeyim. Ola ki gönlündeki göz doğru görmüştür diyelim. Sonra altındaki kula atın iki taraflı karın altına topuklarını hafifçe dokundurarak haydaladı. Kadri, kızıl kartallardan ders alan âlâ kulam, uçur beni. At, sanki yılanın deliğine sağlması gibi, bir anda tepe aşağısı aldı. Genç Baran Alp, bir yandan da amcasına bağırıyordu de şöyle diyordu. Merak etmeyesin Bay Sumbur Alp amcam. Hangi canına susamış akılsız, bir de taldırmaya cesaret edebilir ki? Bay Sungur ait sevgi dolu bakışlarını tepe aşağı hızla at kopartan barandan ayırmadan bakıyordu. Bururlanmıştı. Baran seçme 47 ile kervanı koruyordu. Her biri de on çeriye bedel 47 idi. Hepsi de Bekek Bey'den ders almışlardı. Et başlarında da Bekek Bey vardı ya. Korkacak bir şey yoktu. Hoşsalar önlerinden kimse kaçamazdı kılıçları şimşek gibi iner kalkaydı. Kimse gözleriyle takip edemezdi. Derin bir nefes alarak kendi de atını, kantarmalarını boşaltarak tepe aşağı bıraktı. Altındaki cins kısrak, sahibinin niyetini anlamış gibi, boynunu bir geyik dağsıya iki tarafa salladıktan sonra süzülerek obaya doğru salmıştı. Baran Ayp, o hızla iki dağın daralttığı geçit girişinde kervana yetişti hemen yiğitlerini toplayarak onlara şöyle dedi. Bekek Bey, hemen beş kişi anonim şirketi de öne çık. Bekek Bey, Baran'ın kılıç ustasıydı çocukluğundan beri hep onun yanında olmuştu. Baran Bey'i çok severdi. Baran da onu çok severdi. Bekek Bey'den usta kılıç kullanan başka biri daha yoktu. Bekek Bey, son derece iri yarı bir adam olmasına rağmen o kadar hızlı ve çelik hareket ederdi ki kimse, onu gözleriyle takip edemezdi. Ele kılıcını savururken öyle bir nara ataydı ki, karşıdaki düşmanın bu nara ile zaten dizlerinin bağı çözülürdü. Bekek Bey, yiğitlerin içinden beş kişiye işaret verdi. Kendisi de hemen öne çıktı. Baran onlara şöyle dedi. Sizler hemen geçide girin Bekek Bey'im. Bir ok atımı mesafe önden gidin.'' Gördüğünüz her yabanı biz de ulaştırın. Bekek Bey at üzerinden indi, yere diz vurarak baranı selamladı ve şöyle dedi. Buyruk senindir, beyim. Sonra da atına atlayarak diğerleriyle birlikte hızla geçide daldılar. Baran, sonra diğerlerine göre daha zayıfça duran bir yiğide bakarak, sen, yanına iki kişi daha alere kervanla ileri gözetleyiciler arasında irtibat görevini yerine getir, dedi. Savaşçı hemen selam verdi. Buyruk senindir, beyim, dedi ve hemen arkasından da o da geçide doğru, yiğitlerin arkasından gönderilen yere doğru at koparttı. Baran, daha sonra orada kalan diğerlerine dönerek şöyle dedi. Sizler de yay kirişlerinizle ok takın. Kervanın önünden ve arkasından gideceğiz. Uzak görürseniz oplaşın, yakın gelirse kılıç üşürün, kardı sancıyın. Haydi yiğitlerim. Babam Kubarhan milletimizin malını bize emanet etti. Hanımızın ve milletimizin huzuruna alın açık varmak gerek ya da burada ölmek gerek. Bu arada Bay Sungur Alp da gelerek kervanın önündeki yerini almıştı. Hala düşünceli ve dalgındı. Böylece kervan tek sıra halinde geçide girdi. Yiğitler yerlerini aldılar. Dericiler debelerinin yularını tuttular. Geçit pusu için elverişliydi. Burada pusu ve saldırı olması ihtimali daha fazlaydı. Bu sebeple Baran, yıklarından beşine önden göndermişti. Onlar bir ok atımı ilerlemişler ve kervanın geçeceği yolu kontrol ediyorlardı. Diğer arkadaşları da yaylarını aldılar, kirişlerine ok taktılar ve dikkatle ilerlemeye başladılar. Onlar ilerlerken bir konak kadar ilerideki tepelerde, Kral Aliki'nin adamları gelecek kervanı bekliyorlardı. Yüzlerce silahlı savaşçı asker, malları yağmalamak için sabırsızlanıyordu. Yin Kralı Aleki'nin kumandanı, yanında bulunan ve her biri bir deve andıran savaşçı peyvanlarına bakarak şöyle dedi. Yüce Kralımız Lin için yeni bir kavim bulduk. Bunların yurtlarına bulmamız gerek uzun saçlarını arkasından bağlayan biri. Önce kervana el koyalım. Sonra da aldığımız esirlerle yurtlarına gideriz. Diğer biri elini birindeki enli ve uzun kılıcının kabzasına atarak. Zaten kaç kişiler ki? Onların tamamı bana yetmez. Kumandan kendinden çok emin olarak. Gözcüler çok az olduklarını söylüyorlar. Bir başkası gözcü kırktan fazla deve ve yüzden fazla at saymış. Daha arkada oturan biri de. Çeri kaç kişiymiş? Diğer biri ona karşılık verdi. Uzaktan tam seçilemiyor. Toplam iki erin parmaklarından birkaç kat daha fazlalar. İyice yaklaşmadan ancak bunları görebilmişler. Kumandan yüzünü buruşturdu ve şöyle dedi. Sen haren saymasını öğrenmedin mi akılsız asker? Bu arada ilerideki gözcülerden biri tepe yukarı atının sağına soluna kamçısıyla vurarak yıldırım hızıyla geldi. Zavallı hayvanın ağzından tüpükler geliyordu. Derde ise çatlayacaktı. Kumandan heyecanla bağırdı. Bakın, beş kişilik öncü grubu bu tarafa doğru geliyor. Ne yapacağız bunları? Belinde enli ve uzun kılıcı olan biri hemen ilerledi ve şöyle dedi. Hepsi beş kişi mi? Kumandan haberciden önce konuştu ve şöyle dedi. Beş kişilik bir öncüsü almışlar. Bir diğeri. Geçidi kontrol için olmalı. Uzun ve enli kılıcı olan yine araya girdi. Hemen yakalayalım onları. Kumandan akıllı adamdı ve şöyle dedi. Hayır, dokunmayın. Onlar geriye haber salacaklar. Kimse görünmesin. Herkes iyice saklansın. Kervan öncüleri ilerideki açıklığa geldiğinde arkadakiler dar yerde olacaktır. O zaman saldırırız. Gerisi gelmeden dar yerde kılıçla doğrarız onları. Biri yayacılığından ya da aklımı yitirdiğinden olmalı, dedi. Diğeri, Evet, öyle daha kolay olacaktır. Kumandan gelen haberciye sordu. Kaç mızrakları var, sayıldı mı? Haberci. Kırk kadar mızrak var. Kumandan rahatladı ve şöyle dedi. Tamam, biz de 300 kişiyiz, yeteriz onlara. Bu arada Türk kervanının öncüleri, açıklıkta bulunan kınara geldiklerinde bir süre etrafı dinlediler. Keskin gözleriyle baktılar ama bir şey göremediler. Çakallar çok iyi pusu atmışlardı. Arkaya haber saldılar. Haber geldikten sonra rahatladılar. Baran ve amcası önde at sürüyorlardı. Baran, amcası Bay Sumbur Ayet'in düşünceli halinin devam ettiğini gördü ve ona şöyle dedi. Halen daha düşüncelisin amca. Geçidin yarısını geçtik. Pusu olsa şimdiye kadar vurmaları gerekmez miydi? Fakat Sumbur Alp başka şey dedi. Herhangi bir durumda sen hemen geri çekil Baran Bey. Geri çekil ki soyumuz kurumasın. Bu geçikte pis bir da ölmemen gerek. Baran Alp hem şaşkın hem de kızgın baktı ve şöyle dedi. Ben yiğitlerimi bırakıp geri çekilmem amca. Bay Sungur Ayt, Baran'a bakmadan konuşmasını sürdürdü. Yüzü daha da düşündürücüydü. Yiğitlerin de öyle yapacaklar. Bekek Bey'e buyruk verdim. Seni uzaklaştıracak buradan. Baran anlamıyordu. Kırk yoldaşını bırakmak, kaçmak, milletin malını bırakmak, kaçmak. Hayır, bunu anlamıyordu. Kabul etmiyordu, edemiyordu. Amcası Alt Sumbur'a bakarak şöyle dedi. Bunu neden yaptın amca? Bay Sumbur Alp, atın kantarmalarını hafifçe çekerek hayvanı yavaşlattı. Baran Alp'e bakarak, öyle olacak. Öyle olması gerektiği içindir, dedi. Baran, itiraz edecekti. Ama amca, Bay Sumbur, sertçe sözünü keserek şunu söyledi. Hem bu nedensizliktir ki amcanın buyruğuna karşı girinir. Bu töreler yeni mi çıktı? Baran amcasına karşı gelmezdi fakat bu başka bir şeydi. Amcası kendisinden olmaması gereken bir şey istiyordu. Baran. Ama amca uğraştan kaçmak, buruşmadan kaçmak, milletin malalarını, yiğitlerimi bırakıp kaçmak töremidir. Alt Bey, bunun adı kaçmak olmaz. Kaçmak bu demek değildir, yeğenim Baranayık. Kaçmak başka bir şeydir. Bu arada kervanın ilerlemesi de yavaşlamıştı. Geçit yolu sivri kayalardan oluşuyordu. Aklında bir dağ inişi olduğu için seller, yerlerdeki sivri kayaları çıkartmıştı. Hayvanlar kayalar arasından kendilerine batacak yer bularak ilerliyordu. Bekek Bey, geçidin orta kısımlarındaki bir açıklığa geldiklerinde atının kantarmalarını çekti ve durdurdu. Burası dinlenme yeriydi. Burada bir su vardı. Kervanlar burada kısa süre mola verirlerdi fakat burada gecelemeden çıkarlardı. Bekek Bey dikkatle etrafı dinledi. Geçitte derin bir sessizlik vardı. Sadece atların soluk alışverişleri ve eğer gıcırtıları bu sessizlik içinde oldukça fazla bir ürtürü gibi geliyordu. Bekek Bey bir süre sessizliği dinledikten sonra keskin gözleriyle kayalıkları ve tepeleri taradı fakat bir şey göremedi. Uçtuzlar iyi saklanmışlardı. Bekek Bey çevreyi sakin görünce arkada bekleyen haberciye döndü ve şöyle dedi. Çap git hemen Baran Bey'e haber et.'' Musluğa geldik, ortalık sakinde. ''Hay hay, Bekek Bey'im.'' Haberci atlı hızla tekrar geçide yöneldi. Bekek Bey de diğerlerine dönerek ''Atlarınızdan inmeyin, hazır bekleyin.'' dedi. Bir süre sonra kervanın ön kısmındaki açıklığa girmeye başlamışlardı. Önde olan Varan ve amcası Bay Sungur Alp, orada bekleyen Bekek Bey'e doğru girirken, daha ne olduğunu anlayamadan çevredeki kovuklardan ve kayaların arkasından yalın kılıç üzerilerine at koşturan Krallar ikinin adamlarını görünce pusuya düştüklerini anladılar. Bekek Bey kılıcını sıyırırken nasıl oldu da bu adamlardan haberim olamadı diye düşünerek layıflandı. Eğer Baran Bey'e burada biz zarar girirse kendini asla affedemeyeceğini düşündü. Bu düşünceyle nara atarak Baran Bey'e şöyle bağırdı. Hey it Bire Baran beyim. Kendini sakılasın. Göremedik bu uğursuzları. Bizi utandırmayasın hay yiğit it Baranım. Baran ait kılıcını çoktan çekmiş, yanına yaklaşan birine haklamıştı bile. Bu arada ustasına karşılık vermeyi de ihmal etmedi. Yapışıklı yüzünden hiç eksik etmediği gülümsemesiyle şöyle dedi. Biz senden utanmaktan korkaydık Bire Bekek beyim. Bak bakalım, çırağın, kılıç üşürmesini öğrenmiş mi? Geçitteki küçük alan, bir anda kılıç şıkırtıları, at kişnemeleri ve naralarla doldu. Baran Altın amcası Bay Sungur Alp da naralar atarak kılıcını sıyırdı ve çarpışmaya katıldı. Baran Alp, bir taraftan sağ sola kılıcını sallıyor, bir taraftan da nara atarak arkadaşlarına şöyle sesleniyordu. Haydi yiğitlerim! Birkaç uğursuz bunlar. Herhalde akılları uçmuş. Burun ha. Bırakmayın. Bu defa uğursuz çoktu. Bir anda yüzlerce uğursuz, yalın kılıç saldırdılar. Ellerinde kirişlerine ok takılı yaylarla bekleyen yiğitler, ilk anda otuza yakın uğursuzu, atlarından aşağı içi boş çuvallar gibi düşürdüler. Fakat mesafe azdı. İkinci oklarını kullanamadan düşmanlar kılıç mesafesine girmişlerdi bile. Yaşlı Bay Sungur Alp, kılıcının yanına yaklaşan bir askeri saf dışı bırakırken bağırdı. Kervan geri dönmeli Baran Yiğit. Arkaya haber sal. Arkadakiler geri dönsünler. Develeri ve yüklü atları geçitten çıkartsınlar. Baran Alp, o arada çevresinde bulunan Ariki'nin adamlarından birkaçıyla vuruşurken bir yandan da amcasına cevap veriyordu. Hay hay, amcam Bay Sungur. Buyurun baş üstüne. Sonra daha yüksek sesle bağırarak. Bekek Bey. Neredesin bile? Beni duydun mu Bekek Bey? Uyumakta mısın yoksa neredesin? Geçitte kılıç şıkırtıları ve naralar arasından gül bir ses yankılandı. Bekek Bey, gül sesiyle, duyduk beyim, buyruğunu beklerim. Bunlar, adamda uykumu bırakır bire. Buyruk ver. Öl dersen ölürüm, kaz dersen kılırım Baran Bey'im. Baran, o sırada iki askerin daha karnını deşti ve gülümseyerek bağırdı. Öl demem bile Bekek Bey. Ölmenin sırası değil. Hemen bir adam gönder ya da sen git. Bu uğursuzların bir kısmı da arkadan saldırıyor olmasın. Kervanın yönünü geriye çevir, açık alama çıkalım. Bekek Bey hemen denileni yapmak üzere harekete geçti ve bu arada şöyle dedi. Hay hay Baran Bey'im. Buyruk senindir. Bekek Bey bunu der demez kılıcını, çevresini saranlar üzerine öyle bir çevirdi ki çevresindekiler, Tırpanlanmış kımış gibi atlarından aşağı döküldüler. Bu arada Bekek Bey hey! Bire Savun'un yabanın uşakları. Kıpeksiz köy gördünüz, değneksiz mi gezersiniz? Savulun bire geldim diye bağırdı. Bunara saldıran Alike'nin adamları üzerinde müthiş bir tesir bıraktı. Dara'nın şiddetinden bir anda durakladılar. Bu arada Baran ve yiğitleri tüm güçleriyle saldırıyorlardı. Day geçidin içinde rahatlıkla dönemeyen atlar sık sık birbirlerine çarpıyor ve acı kişnemelerle yere yıkılıyordu. Savaşçılar kalkabilecek olan atlarına tekrar atlayarak vuruşmaya devam ediyorlardı. Atları ölenler ise yaya olarak çarpışıyorlardı. Bu arada Baran amcasına yakın savaşıyordu ve sık sık onu kolluyordu. Aslında amcası da tüm dikkatiyle baranık kolluyor, kendi canına hiç umursamıyordu. Böylece geçitteki kanlı çatışma, tüm şiddetiyle devam ederken diğer tarafa geçen Bekik Bey, kervanı çevirmeye çalışan birkaç askeri hemen öldürerek kervanı, kendi kontrolüne aldı. Ülken develer ve yüklü atlar, tüm hızlarıyla tek sıra halinde geçitteki dar yoldan, süratle geniş alana doğru koşmaya başladılar. Geçidin orta kısmında ise Türk yiğitleri, kendilerinden çok fazla olan Kral Eriki'nin askerleri karşısında geri adım atmadan savaşıyorlardı. Bay Sungur Alp sık sık tecrübeli gözleriyle durumu kontrol ediyordu. Kütü'ye gideceğini anladığı an Baran'ı oradan kaçırması gerekiyordu. Bunun için Bekek Bey'e görev vermişti. Fakat Baran, Bekek Bey'i arkaya göndermişti. Bunu kendisi yapacaktı. Ancak şu anda buna gerek yok gibi görülüyordu. Durum kötü değildi. Saldıran askerler atlarının üzerinden tapır tapır dökülüyorlardı. Bir ara baranın arkasından sinsice sokularak baranı vurmak için fırsat kollayan bir askere doğru at kopaktı. Ancak yetişemeyeceğini anladı ve haykırarak şunları söyledi. Baran Yiğit, arkanı kolla. Baran, amcasının sesini duyar duymaz ters bir vuruşla arkasından yaklaşan askerin sağ omuz kısmından kılıcı indirdi. Atker'in omzuna gelen kılıç, omzu döğüs kafesine kadar yardı. Hral harekinin kumandanı şaşkındı. Bir taraftan savaşı idare ediyor, bir taraftan da şaşkınlığını yanındaki atkere anlatıyordu. Kim bunlar, hangi milletten? Datıl olur da bu kadar iyi dövüşürler yanındaki de bilmiyordu Hangi milletten olduklarını kralımız söylemişti Bunlar Batı Denizi yaşayan Türk denilen bir kavim Bu kervan onlara ait Kumandan Merat'la bakarak Bunların kumandanı hangisi? Diğeri Baysunbur ayı gösterdi ve cevap verdi Herhalde şu yaşlı savaşçı herkes onu korumaya çalışıyor gibi geldi bana Kumandan ise Baran Ayt'i göstererek şöyle dedi. Bana şu genç savaşçı gibi geldi. Duruşunda bakışın, buyruk verişinde asalet var. Bence o, bu ikisine ağırlık verelim. İkisini de öldürürsek başsız kalırlar. O zaman kervanı ele geçiririz. Sence bu arada geriye giden kimdi? Darası gök gürültüsü gibi olan, kılıcını gözümle takip edemediğim savaşçı o olabilir mi Çok yavuz birine benzer Daraları tepeler salladı sanki Olabilir O da olabilir fakat bunları öldürürsek diğerleri herhalde başsız kalırlar Tamam şimdi adamlarını gönder sokulsunlar iyice Fırsat bulur bulmaz öldürsünler Baş üstüne Vuruşma tüm şiddetiyle devam ediyordu Dar geçide Türk yiğitlerine sıkıştırmak isteyen Kral Aleki'nin adamları kendileri sıkışmış kalmışlardı. Türk savaşçılar, yıldırım gibi dönüyorlar, sürekli birbirlerinin arkalarını kollayarak savaşıyorlardı. Zaman zaman Kral Aleki'nin adamları, kayalar ve kayalar kadar sağlam Türk çelilerinin arasında kalarak birbirlerine iziyorlardı. Baran Alp, çelilere cesaret ve güç vermek için sık sık naralar atıyordu. Bir taraftan da Bekek Bey'den haber bekliyordu. Bekek Bey'in kervanı dışarı çıkartması gerekiyordu. Tam bu sırada dikkatini barana veren Bay Sungur Alp, kendisine sokulan üç kişiyi fark etmemişti. Üç uğursuz, altmış yaşındaki Bay Sungur Alp'e aynı anda saldırdılar. Üç çelik güneşte pırıldadı ve Bay Sungur Alp son anda ikisini karşılayarak tavuşturdu. Fakat üçüncü kılıç Bay Sungur'un sırtından girdi, karın bölgesinden çıktı. Kılıç tutan eli havada kalan Bay Sungur Alp'in göğüs kısmına da aynı anda iki kılıç darbesi daha indi. Bay Sungur Alp'in ağzından bu bir seryatla birlikte son kelimeler çıktı. Bay Sungur Alp acı içinde şunları söyledi. Baran Yiğit geri çekil. Geri çekil oğul. Ben uçma havaydım. Baran amcasının sesiyle döndü ve son anda onu kamlar içinde at üzerinden düşerken gördü. Boğazını parçalayarak gelen acı bir feryat daha geçikte bomba gibi patladı. Amcam. Amca. Ancak Bay Sungur Alp bunu işitmedi. Atların ayakları altına cansız düştü atların çıkarttıkları tozlar arasında görünmez oldu. Baran bir anda ne yaptığını, nasıl yaptığını bilemedi. Fakat rüsla ve hızla kılıcını döndürerek orada yoğunlaşan askerlerin arasına daldı. Bunu gören yiğitler onu korumak için yetişmek istediler ancak bu mümkün olmadı. Atlar dar alanda o kadar rahat hareket edemiyordu. Her taraf at ölüsü ve kral alikinin askerlerinin cesetleriyle dolmuştu. Baran bir anda 10-15 kadar askerin arasına düşmüştü. Ama o bunları görmüyor, bunları düşünmüyordu. Onun tek düşüncesi soyunun bilgesine yetişmekti. Babasının emaneti teberciğine yetişmekti fakat yetişemedi. Çevresi öylesine azılılarla çevriliydi ki birini vuruyor düşürüyor, arkasından ikisi daha çıkıyordu artık o çemberden kurtulması zor gibiydi. Bu arada kervanı açık alana götüren Bekek Bey tekrar dönmüştü. Baranı düşman kalabalığına ortatımla görünce Bekek Bey'in kanı beynine çıktı. Bir anda Bay Sumbur'un kendine verdiği buyruğu hatırladı. Bay Sumbur Alp ona şöyle demişti. Oğul Bekek Bey, baranı canın ıspasına koruyun. Ol soyumuzun devamıdır.'' Kaanlığın tek varisidir. Durum kötüye giderse onu hemen uzatlaştırın. Malları bırakın, canları bırakın ama onu bırakmayın. Bekek Bey'in bunu hatırlamasıyla yalın kılıç paranın çevresini kuşatanlara saldırması bir oldu. Bu arada o bir sesiyle öyle bir nara patlattı ki dar geçitten kayalar yuvarlandı. Hey Eyyu! Kubat Bey'in emaneti. Türk soyunun ulusu Bay Sungur Bey'imin tebeciği yettim. Baran Bey'im yettim. Dayan yettim Bey'im. Savunun bire yabanın itleri. Savunun açılın şöyle. Bekek Bey bunu söylerken aynı anda düşman askerlerini de yarmıştı. O anda birkaç askeri atından aşağı indirmiş, birkaç tanesini de çarparak atıyla birlikte devirmişti. Bekek Bey'in narasını duyan diğer yiğitler de tekrar ve daha canlı bir şekilde savaşıyorlardı. Meydan düşman ölüleriyle dolmuştu. Baran, Bekek Bey'in sesini duyunca kendine geldi ve o anda içinde olduğu tehlikeyi anladı. Ne bile Bekek Bey'im? Kervan açığa çıktı mı? Bekek Bey aynı gür sesiyle kılıç şıkırtılarını bastırdı ve şöyle dedi. Çıktı Bey'im. Milleti, malını, emaneti açığa çektik. Şimdi seni açığa çıkaralım buradan. Baran Alp düşmanlarının zayıf olduğunu anlamıştı. Bu sebeptenlere atarak önündeki bir askeri daha ikiye bölerken şöyle bağırdı. Hey it! Biri bekek beyim. Bunlar ilk çürüsüymüş. Hepsini bu geçide gömmeden çekilmeyeceğiz. Türk kervanla saldırmak ne demekmiş anlasınlar babamın emanetini öldürmek neymiş görsünler. Bekek Bey bunu duyunca o anda gözleriyle Bay Sungur'a aradı ama göremedi. Baran'ın sözünden anlamıştı. Demek ki oğlu adam ölmüştü ha. Kılıcını daha hızlı ve daha hırslı vurmaya başladı ve bu arada içindeki acıyı dışarı vuranlar arasını patlattı. Vay! Bire Bay Sungur Ayp uçma vay daha! bire yabanıl itleri, bire Türk illerine girip de destursuz gezen uğursuzlar. Dağılın bire. Açılın şöyle, kalabalık olmaya başladınız. Kral Ralarikinin kumandanı, kısa bir zamanda askerinin yarısının kırıldığını görünce ne yapacağını bilemedi. Durum, gittikçe daha da kötüye gidiyordu. Bu durumu şitler gibi saldırıyorlardı. Ama bir avuç yiğit bu saldırıları durduruyordu gözleriyle takip edemiyordu. Bir bakıyordu, bir yiğit şurada, bir de bakıyordu ki aynı yiğit diğer tarafta. Bu kadar hızlı, bu kadar ustaca kılıç kullanan başka savaşçılar görmediğini düşünüyordu. O arada diğer taraftan binlere daha patladı. Bir Türk yiğidi şöyle haykırdı. Hey Eğit! Bire haklısın, Baran Bey'im. Anlatımlar da yedi cetlerini anlattımlar. Fakat Bekek Bey öyle düşünmüyordu. Yiğitlerden de birçoğu atından düşmüştü. Kimini boş atını görerek anlıyordu, kimini de yerdeki cesedini görerek tanıyordu. Bu sebeple önündeki iki askeri daha devirerek barana yaklaştı ve şöyle dedi. Beyim, çekilelim. Onları açığa çekelim. Açıkta hepsini temizleriz ama burada sıkıştık.'' devam edersek hiçbirimiz buradan çıkamayız. Haklısın Bekek Bey, amcam Ayç Sumbur'un bedenini burada bırakamayız. Onu da alalım, çekilelim. Bekek Bey hemen atıldı. Sen çekil beyim, ben alıp gelirim. Fıral Aleki'nin adamları zaten bunu bekliyorlardı. Onların çekildiğini anladıklarında kendileri de buna fırsat verdiler. Baran, yiğitlerine haykırdı. Haydi yiğitlerim. Geçide doğru çekilelim. Alabildiğimiz ölen yiğitlerin bedenlerini alalım, çekilelim. Bunlar it sürüsü gibi çoğalıyor, azalmıyorlar. Böylece Türk yiğitleri dikkatle ve savaşarak düşmana sırtlarını vermeden geçide doğru çekildiler. Lin kumandanı onların çekildikleri fark etmişti. Ancak arkalarından gitmeye cesaret edemedi. Adamlarının yarısı ölmüş, diğer yaşlı da savaşacak durumda değildi. O, Lin kralına ne diyeceğini bilemiyordu. Böyle bir şey başlarına ilk defa giriyordu. Nasıl anlatacaktı? 40 kadar düşman askerine 300 kişiyle gittik ama bizi yendiler mi diyecekti. Hayır, bunu derse oracıkta kellesi gidecektir. Bir yalan bulmalı ve anlatmalıydı hemen askerlerin ileri gelenlerini topladı ve onlara şöyle dedi. Ben böyle bir düşman ilk defa gördüm. Kral Alek'e bunu nasıl anlatırız? İçlerinden biri. Anlatamayız. Kral Alek hepimizin kafasına uçurur. Hepsi de korku içindeydi. Bir diğeri. O zaman ağız birliği yapalım. Diğerleri ona baktılar, o devam etti. Düşman bizden üç kat daha fazlaydı, diyelim. Diğer biri sitri beğendi ama eksik buldu. Hayır, üç kat olmaz. On kat daha fazlaydı diyelim ki, kral bize acısın. Kumandan. Evet, böyle deriz. Şimdi şu önüler arasında bu kavmin askeri var mı, bakalım. Hangi kavimden olduklarını anlayalım. Böylece daha geçikte neredeyse üst üste yatan yüzden fazla cesedin arasında Türk cesedi aradılar ama bulamadılar. Türklere ait olarak sadece ok ve kılıç buldular. Kumandan Bunlar ölülerini de götürmüşler. Bunlar nasıl bir millet ki geride ölü bile bırakmadan götürdüler. Bir diğeri at ölüsü buldu ve şöyle dedi. Bu at onların. Harbi yemiş. Eğer takımları bizimkilere benzemez, dediğim gibi, bunlar Batı Denizi kıyılarında yaşayan Türkler olmalı. Bir zamanlar bir yerde bunlardan bahsedildiğini işitmiştim. Kumandan, hemen buradan giderim. Onların karşısına daha güçlü bir orduyla çıkmalı ve kavimlerini basmalıyız. Sonra da kumandan ve askerler. Cesetlerde işe yarayacak ne varsa topladılar ve oradan uzaklaştılar. Bu arada daha geçidi geçen Türkler geniş bir ovaya gelmişlerdi. Daha önce gelen kervanın at bakıcıları ve deve sürücüleri bir araya toplanmıştı. Bir kısmının yükleri yeniden sarılıyordu. Atlar yüktüğünde bazıları yüklerini devirmişti. Baran, arkadaşlarından hemen savaş düzenine girmelerini istedi. Baran, Bekek Bey, bu uğursuzlar giriyorlar mı dersin? Gözlerini geçidin dar yerinden ayırmadan bakan Bekek Bey şöyle dedi: "Gireceklerini sanmam beyim, bekleyelim." Baran, bu arada birkaç çeriye buyruk verdi. Bazı yük sandıklarını boşaltım. Onlara çerilerin cesetlerini koyalım. İki çeri, denileni yapmak üzere eşyalardan sorumlu olan tacirlerin yanına gitti. Baran ise amcası Bay Sumbur Ayp'in cesedi önünde diz çöktü ve şöyle konuştu. Babamın teberci, kavmimin bilgisi, aklına akıl yetiremediğim, gönlüyle gördüğünü, gözümle görmediğim Hanamcam Seni koruyamadım. Kudurmuş itlerin ellerinden alamadım. Uçsuz düşman seni buldu ama senin öcünü onlayda koymayacağım. Keşke sen ölmeseydin de tüm eşyaları malları alsalardı. Şu acını senin bir gülüşüne değişmezdim. Bekek Bey hazırlıklarını tamamlamıştı. Baran Bey'in yanına geldi ve ona şöyle dedi. Gidelim Baran Bey'im. Acımızı obamızda paylaşalım. Şimdi acımak yeri değildir. Her an savaş devam edebilir. Baran ayağa kalktı. İki yiğit, Bay Sungur Ayet'in cesedini iki beygirin arasına geldikleri sırıkların dizlerine yerleştirdiler ve dönüş yoluna geçtiler. Birkaç saat önce güle oynaya mal satmak üzere giden kervan, şimdi tam bir suskunluk içinde ters istikamete doğru tekrar yürüyüşe geçmişti. Bu arada Baran ile yan yana at süren Bekek Bey, saldırıyla ilgili görüşüyorlardı. Baran, meraklı bir ifadeyle, Bekek Bey'im, Bunlar eşkıya benzemezlerdi, fark ettin mi? dedi. Bekek Bey fark etmişti. Ayrıca onları tanıyordu. Bu uğursuzlar eşkıya değil. Bunlar asker giysili beyim. Düzenli bir ordunun birlikleri bunlar. Hangi milletten bunlar? Bekek Bey çok etkiden duyduğu bir bilgiyi hatırladı. Baran beyim daha doğuda ve güneyde Çinliler yaşarmış. Bunlar onlara benzer. Ustam, sen onlardan hiç gördün mü? Bekek Bey, ben görmedim. Daha batımızda bizim kavimlerimiz var. Bu zamana kadar onlarla da bir araya gelmedik. Babam Kubar Han bana onlardan bahsetti. Senin de dediğin gibi güneye doğru inildiğinde çok kavim varmış. Bunlardan birçoğu bize akrabaymış. Aynı soydan, aynı kandan kavinler neden bir araya gelmezler ki? Bekek Bey bu işleri çok bilmezdi fakat Ulular Meclisi'nde duyduklarını da unutmazdı. Ulular der ki, soy birliği kurulmazsa millet olunmaz. Biz Türkler çok dağınık haldeyiz. Böylece kafile dağları aştı, dereleri geçti. Gökteki ay bir kere doğdu, hilal şeklinde göründü. Fakat Baran, omuz sevdalısı ay kızın kaşlarına benzetemedi. Gökte ay bir kere daha dolunay oldu. Fakat Baran Bey, onu ay kızın yüzüne benzetmedi. Gökte ay bir kere daha inceldi, hilal şeklini aldı. Fakat Baran Bey, onu yine sevdalısı ay kızın kaşlarına benzetemedi. Gözlerini, amcasının cesedini taşıyan beygirlerden ayırmıyordu. Artık yurtlarına yaklaşmışlardı. Kafilenin en önünden giden Bekek Bey, atımı kenara çekerek kafilenin geçmesini bekledi. Amacı, orta kısımlarda olan Baran Bey ile görüşmekti. Yorgun atlar ve ağızlarından tüpükler getiren develer, bir bir önünden geçti. Çok geçmeden de Baran göründü. Bekek Bey, atını topuklayarak hemen Baran Bey'in yanına yaklaştı ve şöyle dedi. ''Beyim, yurdumuzla yaklaştık. Hubay Bey'e haber salsak mı?'' Baran zaman geçtikçe amcasının acısını daha çok hissediyordu. Bu sebeple konuşmadı, sadece olumlu bir şekilde başını salladı. Bekek Bey, hemen çerilerden birine obaya gönderdi. Hubarhan'ın, kafilenin saldırıya uğradığını ve kardeşinin öldüğü haberini almasının ardından, obada savaş davulları çalmaya başladı. Davul sesleri, bir anda obanın her tarafında duyulmaya başladı. Derede çamaşır yıkayan kadınlar dikkat kesildiler. Hemen arkasından da çamaşırları toplayarak havanlara yüklemeye başladılar. Çevre ormanlarda avlanan avcılar atlarına bindikleri gibi obanın yolunu tuttular. Bir çayırlıkta güreş tutan gençler hemen giyinmeye başladılar. Otaklarda at süren çobanlar atları çevirdiler ve obaya yönlendirdiler davul sesiyle birlikte ortalık bir anda toz duman içinde kaldı. Kısa zamanda başta Kubar Han olmak üzere tüm millet onları karşılamaya çıkmıştı. Kafirey bir ok atımı yaklaştığında ise kadın, çocuk, yaşlı, genç, atlı, yaya, herkes katileyi karşılamak üzere yola çıktılar. Dağ taş bir anda renkli giysiler içerisindeki insanlarla doldu. Karşılamada bir o kadar heyecanlı olmuştu. Kervanda yakınları olanlar, sağ olanların boyunlarına sarılırken, ölen yiğitlerin yakınları ise saçlarını yolmaya, feryat etmeye, türküler yakmaya başlamışlardı. Kubar Han, oğlunu at üzerinde görünce rahat bir nefes aldı. Fakat kardeşi Bay Sumbur Ayet'in ölümü yüreğini yakıyordu. Ancak onlar, halk gibi ortalık yerde saç baş yolamazlardı. Kubar Han, oğlunu at sırtınla karşıladı ona sarılmadı. Oğluna olan tüm sevgisi gözlerindeydi. Sevgisini setine bile yansıtmadan oğluna şöyle dedi. Bire baran beyim, nedir bu hay? Kim taldırdı bizim kervanımıza? Bunlar nasıl adamlardı ki sizleri geri döndürmeye güçleri yetti? Bunlar nasıl savaşçılardı ki bunca yiğit telef oldu? Bunlar noyan, kumbay, makaç halkları değildi, kubar hanım.'' Bunlar bizim bu zamana kadar görmediğimiz askerlerdi. Yani neydi belirsiz birkaç uğursuz uğrumu, kardeşim Bay Sumbur Ayp'in canını alanlar, sizi bu hale getirenler. Bekek Bey araya girdi. Neydi belirsizler, kubarhan ama uğru değillerdi. Çoklardı, düzenli askerlerdi. Aynı elbise giyen düzenli ordu mensubu askerlerdi bunlar. Bizim hanlığın çelileri gibi. Kubarhan hemen yakınında bulunan danışmanlarına buyruklar yağdırdı. Önce otacı başına. Tez otacılar yaralı yiğitlerin yaralarını tımar etsinler. Yaşlı otacı başı hemen harekete geçti. Buyruk Kubarhan'ındır. Kubarhan diğer birine şöyle dedi. Kardeşim Bay Alç Sungur Bey için yutarını hazırlansın. Buyruk Kubarhan'ındır. Stone ve Bekek Bey'e döndü. Benim iki yaz atı kesin. Kırp kara koyun kesin. Kırp kara boğa kesin. Haberciler sal boylar toplansın. Obalay bir araya gelsin. Ululay meclisi toplansın. Bekek Bey, buyruk senindir Kubar Hanım. Tez çevreye gözcüler çıkarılsın. Ola ki bunlar sizi takip etmişlerdir buyruk senindir Kubarhan. Kubarhan orada daha fazla duramadı ve atının başını çevirdi, oradan uzaklaştı. Bir süre sonra kervan, yüzlerce çadırdan oluşan Kubarhan'ın merkez olarak kullandığı şehre geldi. Bay Sungur Aydin atı ala kula boğazlandı. Ağıtlar yakıldı. Tırp kara kısraktan süt sağıldı, kımızlar yapıldı. Yipler iyice esrikleşinceye kadar içtiler. Feb gün yaz ilin edildi. Ölen diğer yiğitler de birlikte toprağa verildiler. Bu arada aradan birkaç hafta geçti. Bekek Bey'in gönderdiği. Çeşitler haber getirdiler. Kubarhan bunları yapıldıktan sonra oğlu Baran Bey ile kılıç hocası Bekek Bey'i çıdırına çağırdı ve onlara şöyle dedi. De bakalım Baran Bey'im bu ne haldir? Hangi düşmanlar saldırdı? Birkaç Uru'nun işi değil herhalde bunlar. Baran Bey. Daha sonra öğrendik hanım. Bunlar güneyden gelen Lin krallığından. Lin kralı Aliki'nin askerleriymiş. Kubar meraklanmıştı. Bu tarafta ne ararlarmış. Onlar bize çok uzaktalar. Aramızdan uyanlar var. Onlar da bize saldıramaz. Baran. Boyanları ezmişler. Artık noyanlar yok. Şimdi de bu tarafa yönelmişler. Kubarhan bir süre düşündü. Sonra derin bir nefes alarak beylere baktı ve şöyle dedi. O zaman büyük kurultayı toplamak gerek. Oymakça, avulca, lusça bir karar almak gerek. Bu arada kaleye dönen nina askerleri karede şaşkınlıkla karşılandılar. Bu zamana kadar Böyle bir durumla karşılaşmamışlardı. Atkerlerin yarısı geri dönmemişti, gelenlerse kılıç artıydı. Kumandan, hemen yanındaki ile birlikte Kral Aleke'nin karşısına çıkarak olanları anlattı. Lim Kralı Aleke, kumandanın anlattıklarını anlam verememişti. Diğer kumandanlar da merakla bunu düşünüyorlardı. Aleke, kim bunlar, nasıl bir kavim? bizde karşı gelmeye nasıl cesaret ederler? Türk diyorlar, batı kıyısında yaşarlar. Evet, duymuştum. Onlar birkaç kavim var ama birbirlerinden ayrı yaşarlar, birliktelikleri yok. Geçikte kaç kişilerdi? Çoklardı kralım, fakat yine de saldırdık. Kaçtılar, kalabalık oldukları için kaçmalarına engel olamadık. Rallalike kumandanın anlattıklarında bir eksiklik hissediyordu. Emrindeki 300 kişiyle neden kendilerinden 10 kat daha fazla bir askeri birliğe saldırmışlardı? Bunu kumandanına sordu. Sizden 10 kat daha fazla askerle korunan bir kervana neden saldırdınız? Kumandan yalan söylerken bu soruyla karşılaşacağını düşünmemiş olmalı ki bir anda ne cevap vereceğini bilemedi. Fakat aklına hemen bir fikir geldi. Buna rağmen kikiledi. Önce fark etmedik yüce kral Alike. Diğerleri sonradan çıktılar. Bit saldırıya geçtikten sonra çıktılar, geri çekilemedik. Her tarafı sarmışlardı. Bir kumandan araya girdi. O zaman onlar sizi bekliyorlardı. Yani haberleri vardı saldıracağınızdan. Kumandan, nereden haberleri olacak ki?'' çok iyi gizlenmiştik. Frel Alike kumandana inanmamıştı. Kendisine anlatılmayan bir şey vardı. Bunu çözecekti. Bu sebeple aklına gelen yeni bir düşünceyi kumandanlarına söyledi. O zaman 3000 kişiyle korunan kervan sizce ne taşıyor olabilir? Bir diğeri kralın söylediklerinden hemen mantık çıkarttı. Evet yüce kralım. Bir kervanı 3000 kişi koruyorsa o zaman çok değerli bir şeyin adlediyorlardı. Anlattıklarınıza göre bunlar Batı Tilsun'da yaşayan Türkler olmalı. Onlaydan bir kavim de daha güneyde var fakat onlar o kadar zengin değiller. Onlay da altın olmaz. Kumandanlaydan biri araya girdi. Kızlarını size istedik de vermediler, kralım. Onlay da Türk kavmindendi. Kral Alike bunu hatırlayınca daha da öfkelendi. Onun iki kızı var. Onun birini karım olarak istedim ama vermedi. Han soyu olacakmış. Sonra öfkeyle bağırdı ve devam etti. Adam bizi soysuz olarak görüyor. Ben kralım soyluyum ama onun kavmini yerle bir edeceğim. İki kızını da alacağım, kariyem olarak alacağım. Çadırlarını yıkacağım. Hüsla kumandanlarına döndü ve şöyle dedi. Hemen güçlü bir ordu hazırlayın. Önce şu kızları alıp diğerlerini kılıçtan geçirin. Sonra da şu geçikte atkerlerime saldıran kavmin peşine düşeceğim. Çeşitlerinizi gönderin, onlar hakkında bilgi toplasınlar. Biz, diğer Türkleri yok edinceye kadar bunlar hakkında bilgimiz olsun. Diğer kumandanlar, hep bir ağızdan, yüce kralımız Aleke, buyruk yerine gelecektir, dediler. Böylece zalim Aleke, Türk yurtlarına saldırmak için büyük bir askeri hazırlık başlattı. Batı denizinin kuzey taraflarında yaşayan yoksul Türk hanı Taluhan, kral Aleke'nin haberini aldığından beri ne yapacağını düşünüyordu. Kral Alike gönderdiği haberde şunları söylemişti. Tızlarını bana versin. Akraba olalım kendisine ve kamine ilişmeyeyim. Aksi takdirde ordumla gelir, hem kızlarını alırım hem de kaminden kimti sağ bırakmam. Teloha'nın iki kızından büyüğünün adı Ayçe, küçüğünün adı ise Gökçe'ydi. Kızlarının ancak bir Türk soylusu ile evlenebileceğine inanıyordu. Onların ya bir Türk kavmiyle ile ya da bir Türk hamı ile evlenmelerini istiyordu. Meydü belirsiz eşkıya kılıklı Lin kralına kızlarını vermek istemiyordu. Kızlarının Lim kralının sarayına gitmelerini istemiyordu. Akat Lim kralının ordusu ile de başa çıkması zordu. Hem tilah yönünden hem de çiri olarak çok kendi ordusu azdı. Onlarla savaşı göze alması mümkün değildi. Günlerce kara kara düşündü. Sonunda kızlarını Lim Kralına vermektense buradan uzaklaştırmaya karar verdi. Taluhan kavminin ulularını topladı ve onlara şöyle dedi. Ulularım, yoldaşlarım. Ay parçası gibi iki kızım var. Lim Kralı Aleke bu kızlarımı kendisi için ister. Ben de bunu yapmayacağımı kendisine söyledim. Fakat Lim Kralı Aleke inat eder. İki kızımı birden kendisine kadın olarak almak ister. Bu nasıl olur, buna nasıl razı olurum? Sizler hanınızın kızlarının böyle soysuz birine gitmesini ister misiniz? Hem de iki kızımı birden ister. Bu toysuz, edep ahlak da bilmez. Şimdi asker toplamış, üzerimize gelmekte. Ya kızlarını vereceksin der ya da kavmine saldıracağım der. Sizler ne dersiniz? Kurultayda bulunan yaşlı, genç, herkes derin bir düşünceye dalmıştı. Kral Aleki'nin ününü duymuşlardı. O acımasız bir katildi. Girdiği her kavmi çocuk yaşlı demeden öldürüyor, onların mallarını yağmalıyordu. Gençleri ise tutsak ederek esi pazarlarında satıyordu. Beğendiği genç kızları sarayında hayvan gibi kullanıyordu. Şimdi de Talohan'ın iki kızını birden istiyordu. Yaşlı biri. Talohan, Lim Kral sadece kızların için gelmez. O geldiği zaman, kavmimizin tüm kızları ve genç delikanlıları tehlikede demektir. Diğer biri söz aldı. Belki de kızları versen bize dokunmaz, Talohan. Başka biri ona karşı çıktı. Nasıl böyle bir şey düşünebilirsin hanımızın kızlarının verilmesini nasıl istersin? Aynı kişi. Bildim Aleke ile savaşacak gücümüz yok. El kızları verdiğimiz zaman kimseye dokunmadan gidecekse neden olmasın? O kızlar nasıl olsa kocaya varacaklar. Kavmimizin hayatından daha mı önemli? Başka bir bağırarak hepimizin canı cehenneme gitse de bu hale gelmesek. Taloha'nın kızlarını koruyamayacak kadar sefil olan bizler, yarın yurdumuzu nasıl koruyacağız, dedi. Bir başkası. Lim kralı sadece kızlara gelmez. En iyisi onu silahlarımızla karşılamak. Savaşmak gerek. Araya bir başkası girdi. Güneşin doğduğu yerde Kubarhan denilen bir Türk beyi daha yaşarmış. Onlarla görüşelim. Gidip haber verelim. Taluhan. Buna vaktimiz yok. Vaktiyle bir araya gelmedik. Şimdi onlar bizim için ne yapabilirler ki? Yaşlı biri. Yine de haber salalım hanım. Türkler bir araya gelmezsek bizi tek tek yok ederler. Başka biri. Bu kubar han nasıl biriymiş, güçlü müdür ki? Daha önce konuşan. Güçlüymüş, çerileri iyi eğitilmiş. Diğeri itiraz etti. Sen nereden çıkarıyorsun bunları? Nereden haber aldın? Geçenlerde bir kervanla tacirler gelmişti, onlar dedi. Taluhan, nerede olduklarını bile bilmiyoruz. Adam göndersek ne zaman bulabiliriz onları? Hem onlar, kendi kavimlerini bırakıp bize nasıl yardıma gelebilirler? Çok uzak, İlk konuşan yaşlı adam. Burada kadınlar gibi konuşmamın ne anlamı var? Zalim Nim Kralı Alike şimdiye yolu yarılamıştır. Hemen karar verip tedbir alalım. Çerilerin başı. Yüce Hanım, savaş düzenine girelim. Ne kızlarımızı verelim ne de başka bir şeyimizi. Kılıç zoruyla almaya kalkarlar, savaşırız. Belki hitimiz ölürüz ama onurumuzla ölür gideriz. Taruhan, Kurultay'ın savaş istediğini anlamıştı. Bunun üzerine o zaman herkes savaşa hazır olmalı. Eli kılıç tutanlar Çeribaşı'nın yanına gitsinler. Bu arada savaş kurultayı da toplanmaya başlasın. Ve böylece kaçınılmaz sona doğru gidilmeye başlandı. Kurultay'dan sonra Taruhan, kızları Ayça ile Gökçe'yi çağırdı ve onlara şöyle dedi. Ay gökte dolunay olduğunda doğan Ayça kızım, gök kuşağında doğan kızım gökçe kızım. Obamın ışıkları, ışık gözlü kızlarım. Yiğitlerin yürek yangını kızlarım. Lin kralı Aleke sizleri benden istemekte. Sizleri alıp sarayına kariye olarak götürecek. Sizleri kırbaçlatacak, dövecek. Ham babanız bunu bile bile sizleri o aşağılık adama nasıl teslim eder? Aman ve ordusu ile girecek, kavmimizi yağmalayacak.'' Gençlerimizi götürüp satacak. Ocağımızı söndürecek. Ne yapacağımı bilemez oldum. Gökçe kız. Han babam. Kavmimizin uluları ne derler? Nasıl bir tedbir düşünürler? Taruhan. Kızlarım, ulular da gençler de sizi vermek istemezler. Ama ben kavmimin savaş gücü olmadığını bilirim. Lin kralının gücünü bilirim. Onlarla savaşırsak kaybederiz. O zaman siz yine onların ellerine kalırsınız. Ayça kız, sen dizi düşünme han babam. Sen bize yay çekmesini, kılıç vurmasını öğrettin. Onlarla sizinle birlikte savaşırız. Gerek olursa sizinle birlikte ölürüz. Kavmimizin ne genç erkekleri ne de ergen kızları, Lin kralına sağ olarak kalmasın. Talohan bir türlü karar veremiyordu. Kızlarım, Gök Tanrı bu derdi boşa vermemiştir. Mutlaka bir sebebi vardır. Bunu bilemedim. Biz kimsenin kadınını, kızını kaçırmadık. Mongol değiliz biz. Boyan değiliz. Uruluk yapmadık, hırsızlık yapmadık. Taluhan'ın acı içinde söylediklerini duyan kızlar babalarına sarılarak ağladılar ve şöyle dediler Eğer sebet biz baba Zalimnin kralı bizim için gelecekte gelmesin Öldür bizi cesetlerimizi gönder De ki kızlarım öldü artık gelmenize gerek kalmadı Taluhan kızlarının bu sözleriyle birden durdu. Aklıma yeni bir şey gelmiş gibi bir süre kızlarına baktı Yüzü aydınlandı Gözleri pırıldadı. Tızlay da babalarının aniden değişmesine anlam veremeden baktılar. Taluhan, yıllar önce gençliğinde bir geyik peşinden haftalarca gitmişti. Tayalık dağları aşmış, dar yerlerden geçmişti. Sonra da dağların arasında yeşillik ve sulak bir alana varmıştı. Buraya insan ayağı değmemişti daha. Her taraf yemiş ve avla doluydu. Peki neden kızlarına yin kralından saklamıyordu ki? Kızlarına baktı. İkisi de daha genç ve güçlüydüler. Gök tanrı elbette onlara orada yardım ederdi. Onlar iyi ok atar, avallayabilirlerdi. Talohan, Kızlarım, aklıma bir fikir geldi. Sizleri kimtenin bulamayacağı bir yere götüreyim. Burayı benden başka kimte bilmez. İnsan ayağa değmemiş daha. Lin kralı geldiğinde ona sizin kaybolduğunuzu söylerim. İstediği kadar arasın sizi, bulamaz. Ben de kendine biraz hediye veririm. Belki savaşa gerek kalmadan çeker gider. Kızlar birbirlerine baktılar ve şöyle dediler. Buyruk senindir han babam. Talohan bu fikri beğenmişti. Hazırlamın bu gece sizi alıp gideyim kısa zamanda geri gelmem gerek. Eğer bu tehlikeyi atlatırsak ben, gelir sizi alırım. Eğer gelmezsem artık, sizi gök tanrıya emanet ederim. Bu karar üzerine Taluhan, bir gece iki kızımı da alarak yola çıktı. At fırtında günlerce yol aldılar. Kayaları açtılar, dererli dolaştılar. Dar geçitler geçtiler. Sarp uçurumlu yerlerden geçtiler. Öyle bir yere geldiler ki burada atlarını bırakıp yola öyle devam ettiler. Taluhanın yıllar önce geldiği yere geldiler. Taluhan burada kızlarının kalabileceği yüksek bir barınak yaptı. Barınağı, ağaç dalları ve hayvan kürkleriyle iyice döşedi. Sonra da onların alınlarından öperek şöyle dedi: "Kızlarım, sizleri gök tanrıya emanet ettim. Burada kalın." Ay üç kere doğup üç kere hilal olduğunda, sonra tekrar üç kere doğup üç kere hilal olduğunda gelmezsem kendi başınızın çaresine bakın. O zamana kadar buradan ayrılmayın. Sonra onlara bir süre daha baktıktan sonra şöyle devam etti. Siz Türksünüz, unutmayın. Kim olursa olsun, bir Türk yiğidi size talip olursa da onunla evlenin, soyumuzu devam ettirin. Lim kralı soyumuzu tüketmeye giriyor. Bu anlaşıldı. Siz olsanız da olmasanız da Lin kralı ile savaş olacak. Sonra yürüdü gitti. Aradan günler geçti. Kızlar ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Gece olduğu zaman birbirlerine sığınarak uyuyan kızlar, gündüz de derelerde böğürtten toplayarak yabani meyve yiyerek ve okları ile küçük av hayvanları avlayarak yaşamaya başladılar. Bu arada Taluhan, obasına gelerek ordusunu hazırladı ve Lin kralını beklemeye başladı. Kendisi kabilesini korumak için geri dönmüştü. Fakat Lin ordusu, diğer Türk kavmi gibi bu Türk kamini de son ferdine kadar öldürdüler. Böylece zavallı iki kız, insan ayağı değmeyen bu yerde babalarının geleceğini bekleyip durdular. İşte bu sıralarda Han Kubar, ulular kurultayını toplamış, onlarla Lin kralının batı denizine doğru yürümesini değerlendiriyordu. Casusların getirdiği haberlere göre Lin kralı Alike, batı kıyılarını bir uçtan bir uca fethetmek için büyük bir orduyla yola çıkmıştı. Batı kıyılarında ise Türk oymakları yaşıyordu. Birbirlerinden bağımsız oymaklar halinde yaşayan Türkler, fakirdi. O bölgede Türk kavimleri arasında Kubar Hanlığından daha güçlü bir kavim yoktu. Kubar Han, kurultaya girdiğinde uluları, kumandanları, şamanları toplanmıştı. Oğlu Baran Bey de meclisteki yerini almıştı. Yanında ise hocası Bekek Bey oturuyordu. Kubar Han, Ulularım, bilgelerim, yiğit savaşçılarım. Ben babamdan işittim, babam da babasından işitmiş. Biz Türkler, acıma nizam getirmek için yaratılmış bir milletiz. Kurultayda çıt çıkmıyordu herkes tüm dikkatini Kubarhan'a vermişti. Kubarhan, kısa süren sessizlikten sonra konuşmasına şöyle devam etti. Bu zamana kadar kavmimizi savaşa sokmamak için çaba sarf ettik. Kimseye karışmadık. Kimsenin topraklarına göz dikmedik. Kadınlarını kaçırmadık. Kervanlarına saldırmadık. Mallarını yağma etmedik. Tekrar sustu öfkeli görünüyordu ama bu ses tonuna yansımıyordu. Bakışlarını Barambi'nin bulunduğu tarafa çevirerek konuşmasına devam etti. Ama geçtiğimiz günlerde kervanımız saldırıya uğradı. Kavmimizin bilgisi Bay Sumbur Alp uçma vardı. Gök Tanrı'ya kavuştu. On yiğidimiz de bu çarpışmalarda öldü. Lin kralı güneyi bırakarak Batı denizinin kıyılarına yöneldi. Terî bilmez, hak bilmez. Girdiği yerlerde ot bitirmez zalim bir kral Halik e. Günün birinde bizim de üzerimize girecektir. Kubarhan bir süre daha sustu. Kurultayda kimse nefes bile almıyordu sanki. Herkes Kubarhan'ın sözlerinin sonunda ne diyeceğini merak ediyordu ve dikkatle bekliyordu. Kubarhan derin bir nefes alarak sözlerini şöyle bağladı düşündüm Lin kralı ile anlaşma yapacak olsak yanaşmazlar genç oğullarımızı köle ergen kızlarımızı kariye yapacaklardır bu sebeple onlarla savaşmaktan başka çıkar yol bulamadım sizler buna ne dersiniz böylece Kubar han sözlerini bitirmişti artık bundan sonra olacaklara kurultay karar verecekti Sözünü bitiren Kubarhan, Han, dokuz kaplan postundan yapılan minderine oturdu. Kurultay'da önce uzun bir sessizlik oldu. Herkes düşündü ve birbirinin düşüncesini anlamak için bakıştı. Kurultay çadırının dışının da içeriden farkı yoktu. Bir tarafta kavmin kadınları toplanmışlar, kendi aralarında sessiz fısıldaşmalarla bekliyorlardı. Diğer tarafta ise gençler dizilmişler kurultaydan çıkacak kararı bekliyorlardı. Çocuklar da her zamanki gibi çocukluklarını yaşıyorlardı. Çadırların arasında değneklerle kılıç vuruşu yapanlar, yeni yetme bir oğla yakalamak için koşanlar. Kurultayda ilk söz alan 90 yaşlarındaki bir bilgi kişi oturduğu yerden zorla kalktı ve şöyle dedi. Kubarhan, sen soyumuzun ulu kişisi Kubarhan. Senden öncekilerden aldığın bu emaneti en iyi şekilde bu zamana kadar getirdin. Sen açları doyurdun, açıktakilere yurt kordum. Birçok obayı korudun, bir araya getirdin. Seninle güçlendik, seninle yurt tuttuk. Seninle kervanlarımız uzak diyarlara açıldı. Seninle gölendik. Yaşlı adam yorulmuştu. Bir türe durdu, sonra devam etti. Lin kralı Alekin'in ne denli soysuz olduğunu duyar ve biliriz. O acımasız, katil biri. Batkın yaptığı kavimlerde çocuklara kadar öldürür diye duyarız. Böyle bir adamla anlaşma olmaz. Yapılacak şey hazırlanmak ve savaşmak. Yine de buyruk senindir Kubarhan. Sonra da yerine oturdu. Kubarhan diğerlerine baktı herkesin fikrini söylemesini bekliyordu. Arka sıralardan genç bir çeri ayağa kalktı ve şöyle dedi. Hanım, onlar gelmeden biz gidelim. Onlar vurmadan biz vuralım. Onları beklemeyelim derim. Başka biri daha ayağa kalktı, ses tonu ve hareketleriyle her zaman selimli ve şakacı konuşan, bekek beyin küçük kardeşiydi. Bana kalırsa, boş yere bu kurultayı tutmayalım kubar hanım, savaş kurultayı toplansın artık. Madem ki bu densiz savaş ister. O zaman birilerinin bu densizin haddini bildirmesi gerekir. Bunu da bizden iyi kimse yapamaz bu acunda. Herkes gülümsedi. Dikkatle Kubar Han'a baktılar. Kubar Han da gülümsedi ve şöyle dedi. Savaş kurultayı toplanacak bire beyler, acele etmeyin. Önce bilgelerin görüşünü alalım. Önce büyük kurultay karar versin. Sonra o dediğini yapacağız zaten. Hubarhan'ın bu sözlerinden herkes onun da savaşa kararlı olduğunu anlamıştı. Özellikle bunu merakla bekleyen Bekek Bey, göz ucuyla Baran'a bakarak pürümstedi. Baran da rahat bir nefes aldı. Çünkü babası savaş taraftarı değildi. Başka çözüm yolları arayabilirdi. Oysa baranda bekek bey de biliyorlardı ki başka çözüm yolu yoktu. Ya Lin kralına teslim olacaklardı. O zaman da onurları da dahi her şeylerini vereceklerdi. Ya da kılıçlarını alıp savaşa çıkacaklardı. Bu arada söz aşan yaşlı bir bilge, Lin kralının askeri çok. Arkasında Çin gibi kalabalık bir ülke var. Oysa biz, dedi ve eliyle içeridekileri göstererek devam etti. Aha! İşte bu kadarız. Soyumuzun tehlikeye düşme ihtimali de var. Bunlar kadın çocuk demez herkesi kılıçtan geçirirler. Bunun daha iyi düşünülmesi gerekir. Kubar Han da bunu düşünüyordu. Korktuğu şey buydu. Bunlar öldürmekle bitecek cinsten değildi. Oysa kendilerinin uzun sürecek bir savaşa tahammülleri yoktu. O arada Bekek Bey izin istedi ve kalktı. Yüce hanım Kubar Bey. Kurultayın bilgileri, ulusumun yüce insanları. Haklısınız. Şu zamana kadar elimize geçen bilgilere göre Kırar Aleke ve arkasındaki hanlıklar ve krallıklar bizden kat kat kalabalık. Onlarla uzun sürecek bir savaşa giremeyiz. Buna ne çelimiz yeter, ne kızımız yeter, ne de kısraklarımız yeter. Ancak bu bir şey değiştirmez. Her ne taraftan bakarsak bakalım, savaş bizim için kaçınılmaz bir durumdur. O zaman ben derim ki biz hazırlanalım. Hazır olalım. Başka çıkar yol bulursak da önce onu deneyelim. Sonra Kubar Han'a dönerek yere diz vurdu. Buyruk hanımızındır. Kubarham zaten kararlıydı. Başka çıkar yol olmadığını biliyordu. Bu sebeple fazla düşünmeden kararını açıkladı. Ulularım, bilgelerim, beylerim. Ben savaş kararı verdim. Gördüm ki sizler de savaştan başka çıkar yol kalmadığını bilmektesiniz. O zaman herkes savaş için hazırlansın. Yarın da savaş kurultayı toplansın böylece karar verildi. Herkes kendi işinin başına gitti. Kubarhan ise oğlu Baran Bey ile Bekik Bey'i çağırdı onlara şunları söyledi. Beylerim, kavmimiz önemli bir karar aldı. Bunun sonunda neler olacağını kimte tahmin bile edemez. Bu tebeple hazırlıklarınızı ona göre yapın. Çevrede ne kadar bize katılmak isteyen varsa hepsini silahlandırın. Okçular ok yapsınlar. Yetecek kadar gıda ve ilaç hazırlansın. Bunları denetleyin ki kimse işinde aksaklık etmesin. Beyler yeri diz vurarak Kubarhan'ı selamladı. Buyruk senindir Kubarhan. Her şey gerektiği gibi yapılacak. Gök Tanrı bizleri korusun. Sonra hemen çıktılar. Kubarhan yüreğindeki sıkıntıyla arkalarından baktı kaldı. Yin Kralı Alike, ordusunun başında olduğu halde Taluhan'ın topraklarına doğru ilerliyordu. Bu arada önlerine gelen irili ufaklı tüm köyleri, obaları ve çiftlikleri talan ederek herkesi öldürüyorlardı. Önlerinden kaçanlar ise Taluhan'a sığınıyorlardı. Taluhan ise Lin ordusunun ilerlediği haberini zamanında alıyordu, fakat yapacağı bir şey yoktu. Gelen ordu hem çok kalabalıktı hem de çok iyi silahlandırılmıştı. Yarısı zırhlıydı. Taluhan elindeki silahları halka dağıttı ve kaderini beklemeye başladı. Hanlığın soyunu devam ettirecek kızlarını kurtardığına inanıyordu. Lin kralı Alike ordusu ile geldi. Taluhan'ın karargahını kuşattıktan sonra haber saldı. Herkes teslim olsun.'' Kimse saklanmaya kalkmasın. Eğer böyle yaparsanız sizlerin canını bağışlarım ama karşı gelirseniz hepinizi kılıçtan geçiririm. Taluhan haber saldı. Sana hiçbir şekilde güvenimiz yoktur. Kaderde ne varsa onu yaşayacağız. Kim te teslim olmayacak. Hem bir Türk eli kılıç tuttuğu sürece teslim olmaz. Belki ölürüz ama asla boyun eğmeyiz. Kral Aleke, Talohan'ın cevabına kızdı. Zaten teslim olsalar bile onları öldürecekti. Amacı askerlerine öldürtmeden onları kandırarak rahatça ele geçirmekti. Fakat Han'ı inandıramamıştı. Askerlerine hücum emri verdi. Taş üstünde taş bırakmayın. Genç kızları ve erkekleri öldürmeden ele geçirmeye çalışın. Onlar benim kariyem olacak.'' etli pazarlarına mal olacaklar. Geride kalan çocuk ve yaşlıları öldürün, her tarafı yakın, geride bir tek canlı kalmasın. Beyti'de Taluhan'ın çelilerinden ve tüm halkından 50 kat daha fazla olan Kırar Aleki'nin ordusu, acımasızca saldırdı. Taluhan başta olmak üzere Türk çelileri ve Türk halkı, camla başla karşı koydular. Yin ordusu, tüm gücüne rağmen bir saldırıda eri geçireceğini sandığı Taluhan'ın, Öyle kolay yutulur bir lokma olmadığını anlamıştı. Radalike, ilk saldırıda geri püskürtüldüğünü görünce yanındaki kumandanlara topluca saldırın. Küçüp görmeyin. Bunlar iyi silah kullanıyor, iyi ok atıyorlar. İyi dövüşüyorlar, dedi. Kumandanlardan biri. Geçitte adamlarımızı öldürenler de bunlardandı, yüce kralımız. Kral Aleke, Bunlar akılsız. Güçlerini birleştirselerdi şimdi, bize karşı daha güçlü olacaklardı. Fakat birbirlerinden haberleri bile yok. Türkler dağınık vaziyetteler. Tüm kabinleri teker teker kılıçtan geçirebilir, soylarını tüketebiliriz. Eniniz en yerine gelecektir, Kral Hazretleri. İşte o sıralarda Taluhan da aynı dertten yakınıyordu. Yanındaki bilgi bir yaşlıya dönerek, Türk oymaklarının dağınıklığı bizi bu hale getirdi. Keşke akıllılık etseydik de birbirimizle haberleşseydik. Bu hale gelmezdik. Batı kıyılarında lim kralları dolaşamazdı, dedi. Yaşlı bilge. Artık geç oldu. Taluhan, bundan sonra ne yapsak boş olacaktır. Şimdi yakınmadan şu tehlikeden nasıl çıkılır, onu bulalım. Saluhan ümitsiz bir şekilde, ''Burada öleceğiz herhalde. Bu ordunun karşısında fazla dayanamayız.'' dedi ve sonra içli bir nefes aldıktan sonra devam etti. ''İki kızım, da başlarında yalnız kalacak. Gök Tanrı onlara acısın.'' Bu arada Kral Aleki'nin ordusu tekrar saldırdı. Bızraklı ve atlı birlikler, okçuların desteğinde acımasızca Türklerin üzerine çullandılar. Türkler, kadınıyla kızıyla, yaşlısıyla genciyle Tarıhan'ın çevresinde ümitsizce mücadele ettiler. Ama artık her şey bitmişti. Yiğitler birer birer düştüler. Top geçmeden ayakta bir tek çeri kalmadı. Yaşlılar çadır aralarında kollarındaki son takatle kılıç salladılar ve öldüler. Tüçüp çocuklar ağlayarak saklanacak yer aradılar ama nereye kaçsalar askerlerin ellerinden kurtulamadılar. Yakalanan kızlar, ağzından salyalar gelen askerilerin iğrençlikleri altında önce ezildiler, sonra öldürüldüler. Vakit akşama geldiğinde, Taluhan başta olmak üzere obada esirlerden başka kimse ayakta kalmamıştı. Her taraftan dumanlar yükseliyordu. Çadırlar yanıyor, samanlıklardan kuyu dumanlar yükseliyordu. Başıboş kalan atlar dağlara doğru kaçıyordu. Askerlerse tutabildiklerini tutuyorlardı. Büyüklü tüçüklü elcil hayvanlar askerler tarafından yakalanarak bir araya toplanıyordu. Fradaliki atının üzerinden arama yapan askerlerine şöyle bağırdı. Taluhan'ın kızlarını bulamadınız mı? Uzun zamandan beri kızları arayan askerler bir şey bulamamışlardı. Bulamadık yüce kralımız. Ne ölüler arasında ne de esirler arasında Gökçe kız ile Ayçe kız yok. Fıral Alike hiddetlenmişti. Bulun onları. Ölü ya da diri bulunsunlar. Taluhan'ın kellesini kesin, mızrak ucuna yerleştirin, gece götürüp Kubarhan'ın yakınında bir tepeye yerleştirin. Görsünler, geleceğimden haberleri olsun. Emrin başımız üzerine yüce kralımız. Her yeri aradılar, çevre ormanları, çevredeki küçük yerleşim yerlerini. Ancak kızları bulamadılar. Kral Alike ümidini kesti ve şöyle dedi. Ordu bir süre burada dinlensin. Tüm cesetleri yakın, hayvanları kesin, askere dağıtın. Bundan sonra hedefimiz Kubar Hanlığı. Böylece kanlı ordu, tüm mahşetini işlediği Talahan'ın karaydağına yakın bir yerdeki çayırlara karaydağ kurdu. Aradan birkaç hafta geçti. Bir tabah, gün doğarken Kubarhan'ın gözcüleri Karaydağ'a yakın bir tepede bir şey gördü. Bir gün önce olmayan bu şey neydi acaba? O şey her neyse bir gecede nasıl gelmişti? Ne olabilirdi? Hemen Bekek Bey'e haber verdiler. Kuş tepesinde bu sabah bir şey görülmekte Bekek Bey'im. Bekek Bey merakla baktıktan sonra aklımız uçmağımı mı vardı? yoksa esrikleştiniz mi? Nedir bir sabah vakti ortaya çıkan soyhalar, dedi. Gözcüler, sanki bir işaret gibi Bekek Bey'im, izin verdinse hemen gidip bakalım, alıp gelirim. Bekek Bey, bugün gün de anlaşılan. Böyle zamanlarda çelilerine, çocuklara davranır gibi davranır ve soyhalar derdi. Öndeki çayının omzuna vurarak gülümsedi ve şöyle dedi. Daha burada mısınız soyhalar? Hemen getirin onu. Bakalım neymiş çap? Çeriler daha atlarına bile varmadan karargahı koruyan çitlere doğru gelen bir atlı gördüler. Çok geçmeden de bu atlının Baran Bey olduğunu anladılar. Baran Bey tepelerden giriyordu. Elimde de uzun bir sırık vardı. Sırığın ucunda da bir adam kellesi vardı. Bekek Bey ve Çeliler şaşkın ve merakla Baran Bey'e bakıyorlardı. Baran geldi ve Bekek Bey'in önünde durdu. Atından inmeden Bekek Bey'e baktı bir süre. Düşkünceli görünüyordu. Bekek Bey bir taraftan merakla Baran Bey'in elindeki kesik başa bakarken bir taraftan da onun düşünceli halinden korkmuştu. Bey'im nereden gelirsin böyle sabah vakti? Bu kesik başta kimin? Baran Bey, Bekek Bey'e karşılık vermeden elindeki sırrı çelilerden birine uzattı ve şöyle dedi. Bunu aleyle hemen babam Kubar Hal'a götür. Belki babam, onun kim olduğunu bilir. Çeri hemen kesik başı aldı. Buyruk hanımızındır. Baran da atından inerek Bekek Bey'e baktı ve konuştu. Onu tepede buldum. Sabah vakti dolaşmaya çıkmıştım Bekek Bey birkaç atlı gelmiş tepeye. Bir süre izlerini takip ettim. Kuzeye doğru gitmişler. Bekek Bey, gelirken de o taraftan mı gelmişler? Baran iç çekerek, evet o taraftan gelmişler, tekrar o tarafa gitmişler. Bekek Bey anlam vermeye çalışır gibi kısa bir süre düşündü ve şöyle dedi. Fıral Aleke o tarafta. Korkarım oradaki Türk kavimlerini vurmuştur. Baran Bey, ben de öyle düşündüm. Bu kesik baş her kiminse o mutlaka önemli biridir. Kral Aleke bunu bize göstermek için gönderdi. Öyle olmalı Baran Bey'im. Kendisi de artık görünür yakında. Gözcülerimiz kaç konak ötede beklemekteler. Üç konak beyim. Tızlı at ile üç konak ordu gelmeden üç gün önce haberimiz olacaktır. İyi. Yapacak bir şey yok Baran Bey'im, üzülmeyesin. Gök Tanrı'nın izniyle kalabalık olmaları bir şey değiştirmez. Sonuna kadar vuruşuruz. Düşüncem o değil Bekek Bey'im. Dövüşeceğiz sonuna kadar ama çok kalabalıklar. Bizim tüm nüfusumuzun on katından fazlalar. Bekek Bey de düşündü. Sonra çaresizce içini çekti. Alınacak tüm tedbirleri aldık Bey'im. Başka yapacak bir şey kalmadı. Evet, haklısın, babamın yanına giderim. Bakalım o kesik baş kimin başıymış. Baran Bey ile Bekek Bey geldiklerinde kubarhan, dokuz kaplan postundan yapılan yerminlerinde oturuyordu. Elini çenesine götürmüş, Uzun saçları dağılmış ve alnına dökülmüştü. Gözleri az ilerisinde duran kesik baştaydı. Kubarhan onların geldiklerini duymadı bile. Baran Bey babasına öyle görünce işin ciddiyetini daha da iyi anladı. İki bey yere diz vurarak Kubarhan'ı selamladılar ve beklemeye başladılar. Kubarhan bir süre sonra onlara döndü. Derin bir nefes alarak kesik başı gösterdi ve şöyle dedi yu törene hazırlansın. Dokuz at kesilsin, dokuz boğa kurban edilsin, dokuz kara koç kesilsin. Başına bal taşı dikilsin. Bu bizim soyumuzdan bir han. Kubar hanın ses tonundaki acı belli oluyordu. Bekek Bey kısıt bir sesle şunu sordu. Buz koylu yiğit kimdir Kubar hanın? Adımı bilsek. Gök Tanrı'ya yakarırken adımı söylesek. Kubar Han, acı acı başını salladı ve onun adı Talihan'dır. Atamın atasından ve daha ötesinden bir de aynı kökten geldik. Baran Bey, amcası Bilge Bay Sumbur Ayt'in dediklerini hatırladı. Amcam Bay Sumbur Alp bunlardan bahsederdi bana. Derdi ki, oğul Baran Bey, senin soyun kutlanmış bir soydur. Gök Tanrı, yeryüzüne adalet getirmek için bizi, soyumuzu görevlendirmiş, derdi. Sonra da Batı denizine gelmeden önce biz başka yerde yaşardık, derdi. Kubar Han kardeşini hatırladı, kıta bir an sonra şöyle dedi. Batı denizine gelmeden önce dağıldık. Yüz kere yüz yıl önce dağıldık. Hanlar birbirlerini beğenmedi. Bir kurultayda oturamadık. Türk milletinin dertlerini bir çatı altında görüşüp halletmedik. Şimdi suyumuzu tüketmeye gelen lin ordusuna karşı koyamıyoruz. İşte birimizin başı hayatlarımın altında. Akılsız baş yanıma geldi. Ben ne ederim akılsız başı? Sonra da benim akılsız başım başka bir kavmimize gidecek. Tısa bir süre sustuktan sonra acı bir ifadeyle devam etti. Usunu yitirmiş, bedenini kaybetmiş bir baş, işe yaramaz oğul Baran Bey. ''Bunu unutmayasın.'' Baran Bey kesik başa baktı. Bekek Bey ise Kubar Han'ın buyruğunu hatırladı. ''İzin olursa hanım, ben yutöreni için buyruk vereyim.'' ''Kubar Han.'' ''İzin verildi Bekek Bey.'' ''Anlaşılan o ki, Lin ordusu yaklaşmakta.'' ''Verilen buyruklara uyulsun.'' Bök Tanrı gerisini halleder.'' ''Buyruk senindir hanım.'' Bekek bey diz vurdu, kesik başı dağılarak çıktı. Baba, oğul bir süre sessizce durdular. Kubarhan, oğluma söyleyeceklerini düşünüyordu herhalde. Baran bey ise babasının kendisine bir şey söyleyeceğini hissettiği için bekliyordu. Kubarhan bir süre sessiz kaldıktan sonra şöyle dedi. Oğul Baran bey, eğer ordumuz dağılır da obamız tehlikeye düşersek buradan hemen uzatlaşmalısın. Ay kızı da al uzaklaş. Arkana bakma. Ben sana buyruk verdiğim an sakın ola, buyruğumu dinlemezlik etme. Hemen açtan ve git buralardan. Baran anlam veremedi. Dereye gidecekti. Obasını, babasını, milletini bırakıp nereye gidecekti? Soru kafasında çoğalırken Bay Sungur Aytin sözü geldi aklına. Haçmak başka şey oğul demişti. Ama bu nasıl bir şeydi ki her şeyi bırakıp kaçacak? Hem nereye kaçacak? Kubarhan oğlunun kafasından geçen soruları biliyordu. Onun buna anlam veremediğini biliyordu. Bu sebeple o sormadan konuşmasına devam etti. Bak oğul, gelenliğin ordusu bizden kat kat üstün. Çerilerimiz ne kadar iyi olurlarsa olsunlar, her biri on askere bedelde dövüşseler bunlar, öldürmekte bitmezler. Ben geleceği iyi görmüyorum. Sen soyumuzu devam ettirmek için gitmelisin. Çocuklar edinmeli ve tekrar biçlenmelisin. Baran Bey, Ham babam, ben bir kadınla nereye giderim? Lerede soyumuzu çoğaltırım. Ben, siz milletimi nasıl bırakırım? Hani demiştin ya, gövdesiz başvusunu da yitirir. Gövdesiz başta akıl mı olur? Gövdesiz baş nereye gider? Nerede kalır? Ne gücü olur? Kubarhan! Hey! Bire oğul! Otağımın direği oğul! Haklısın, bunu biz dedik ama sen daha usunu yitirmedin. Gövden başını taşıyor. Otun başındayken kafan boynunun üzerinde dururken gideceksin. Baran Bey! O zaman sen git baba. Ben ordunun başında kalayım. Lim cellatları benim kafamı kessinler. Fıral aleke çaylakları benim leşime üşüşsün. Sen git. Sen daha akıllısın. Sen daha tecrübelisin. Dağınık hanlıları sen daha rahat toplarsın bir araya. Kubarhan, oğlunun böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini bildiği için oturduğu yerden kalktı babatının kalkmasıyla birlikte Baran Bey de kalkmıştı. Kubar Han kısa bir süre ayakta oğluna baktı. Gözlerinde sevgi vardı ama bunu belli etmedi oğluna. Sert bir sesle. Bu buyruğundur Baran Bey. Buyruk yerine getirilmelidir. Töreler böyle der. Otağın kapısına doğru yürüdü, tam çıkacakken durdu ve tekrar Baran Bey'e bakarak, Bekek Bey buyruğumu biliyor, yerine getirilmesi için ona da buyruk verdim. Böyle bilinmelidir, dedi. Kubarhan sözünü bitirir bitirmez dışarı çıktı. Baran Bey ne yapacağını bilemiyordu. Ayrhan'ın aklına geldi. Sonra onunla yalnız başına kalacağını hayal etti. Sonra da kendi kendine yüksek sesle mırıldanarak çadırdan çıktı. Hayır, ben bunu anlamadım. Lin ordusu tüm ağırlığıyla Kubarhanın ülkesine doğu harekete geçmişti. Daldalar halinde ilerliyorlardı. Kral Alike orduyu üçe ayırmıştı. Üç ayrı ordu halinde ilerliyorlardı. Her birinin nüfusu ise Kubar Han'ın çerilerinden çok fazlaydı. Mandanları ile önden giden Kral Alike yanındakilere şöyle dedi. Kubarhan, bakalım bizi karşısında görünce ne yapacak?'' Pralım bunlar inatçı savaşacaklardır. Telohanlı gibi bunlardan da kimse esir olmayacaktır. Zaten burada kimseyi esir etmeyeceksiniz. Herkesi öldürün, teslim olanları da olmayanları da. Soylarının yaşaması le istemiyorum. Acunda Türk adı istemiyorum artık. Emrin baş üstüne yüce kralımız. Hubarhan'ın servetini bana getirin, diğer malları da kumandanlar, aranızda pay edersiniz. Emredesiniz, yüce kralımız. Ordu, kızaklı süvariler, okçu ok birlikleri, atlı ve yayalar olmak üzere dört kısımdan oluşuyordu. Kral Aliki'nin yanında ise 50 bin kişilik bir özel ordusu vardı. Kubay Han'ın ordusu 5 bin kişiydi. Bu belki de tarihin en dengesiz savaşı olacaktı. Türk gözcüleri, Lin ordusunu haber verdiklerinde Kubar Han da hazırlıklarını tamamlamıştı. Onlardan evvel saldıracaklardı. Bu sebeple Lin ordusunu, Karaydiyahtan üç konak ötede karşılamaya karar vermişlerdi. Büyük bir düzlüğe hakim bir tepede, 5000 kişilik Türk ordusu, 50 e bin kişilik Lin ordusunu bekliyordu. Yanında oğlu Baran ve kumandanı Bekek Bey vardı. Kubarhan artık son söyleyeceklerini düşünüyordu. Çünkü konuşma yoktu. Bu sebeple Bekek Bey'e baktı ve manalı bir şekilde şöyle dedi. Buyruğumu unutma Bekek Bey. Bekek Bey anlamıştı. Göz ucu ile Baran Bey'e bakarak şöyle dedi. Buyruk hanımızındır. Kubarhan devam etti. Sen bin atlıyla arka tepeyi dolaş. Baran Bey de sol taraftan bin atlıyla gelecek. Ben kalan üç bin atlıyla onları göğüsleyeceğim. Baran ve Bekek Beyler aynı anda, buyruk senindir hanım. Sonra da birliklerini alarak görev yerlerini gittiler. Ortalık bir anda atların solumaları, pusat şakırtıları, kısa emirler, at kişnemeleri ve atların toynaklarının yumuşak toprağa gömülürken çıkarttığı serlerle dolmuştu. Çok geçmeden delin ordusu, büyük düzlüğün diğer ucundan göründü. Katıca sürüsü gibi geliyorlardı. Barışmalar, sataşmalar, kahkahalar, daldalanan bayraklar ve güneşten parlayan çeliklerlerin ordusu tam bir ürün makinesi gibiydi. Kral Aliki düzlüğün hemen kenar bir yerine çadırını kurdurdu. Türkler düzlüğün diğer ucunda görünmüştü. Türk çerileri sık sık alana doğru at sürüyorlar ve meydan okuyarak çekiliyorlardı. Kral Alike bir süre Türkleri izledikten sonra yanındakilere bunlar deli. Bu kadar adamla nasıl başa çıkacaklar? Kaç kişi bunlar? 3000 mi? 5000 mi? Kumandanlardan biri. Keşiflerimize göre 5000 civarında olmaları gerek. Peki neden bizi burada karşıladılar? Belki de bizi burada yenecekler. Obaya zarar gelmesini istememişlerdir. Bu söz üzerine hepsi kahkahalarla güldü. Kral Alek'i gülerken bir taraftan da konuşuyordu. Yani bizi burada yenecekler. Arkadaki çocuklara ve avullara zarar gelmesin diye bizi burada karşıladılar ha. Kumandanlar alaycı kahkahalarına atmaya devam ederken bir taraftan da Kral Aleki'ye cevap veriyorlardı. Evet, yüce kralımız. Bizi burada yeneceklermiş. O zaman görelim, bakalım. Birinci ordu hazırlansın. Diğer ordu onu yedeklesin. Emirler yerine getirildi ve birikindi üzeri, iki ordu geniş ovada birbirlerine ok atarak savaşa başladılar. Türk okçuları, itabetli atışlarla gelen ilk dalga askerin birçoğunu vurdular. Ama ikinci dalda gelenler, ok mesafesinden geçerek kardı mesafesine girmişlerdi. Kubarhan, başındaki manda gönünden miseri ve yine manda gönünden yeriyle daha da heybetli görünüyordu. Ancak Lin ordusunun geride bıraktıklarını fark edemiyordu. Hem mesafe uzaktı hem de her taraf toz duman içinde kalmıştı. Kubarhan bağırdı. bıraklara yiğitlerim. Kalabalığa bakmayın. Çakal da sürüyle gezer. Kurtlar aldı olurlar ama çakal sürülerine hit yenerler. Burun ha. Türk çerileri karşıdaki düşmanın kalabalık olmasına aldırmadan kurdun kuyun sürüsüne dalması gibi daldılar. Ortalık bir anda ana baba gününe döndü. Daralar, tüfürler, çeliklerin çarpışırken çıkarttığı sesler, at kişnemeleri ve acı feryatlar birbirine karışmaya başladı. Bu arada tepenin arkasında bin adamıyla bekleyen Bekik Bey sabırsızlanıyordu. Fakat Kubarhan Han bekliyordu. Kendisi de bu taraftan dalacak ve Kubarhan ile ortada buluşacaklardı. O zaman düşmanın bel kemiği kırılmış olacaktı. Diğer taraftan da Baran, zayıf kalan yerlere yardım edecekti. Ancak vakit akşama giriyordu. Türk savaşçıları durmadan kılıç sallıyorlardı ve Lin ordusu bir milim ilerleyememişti. İlerleyemediği gibi de Kubarhan, Lin ordusunda büyük bir gedik açmıştı. Lin ordusu adeta dağılmıştı. Fral Aleke bunu görünce şaşırdı. Neler oluyor orada? Le bu hal. Ordu dağıldı mı? Kumandanlardan biri. Dağılma yok, yüce kralımız. Kubar Han ortaya kadar girdi. Başlarında olan da kendi mi? Evet, atkerlerinin başındaki kendisi, yüce kralımız. Oğlu nerede? Bir oğlu var demiştiniz bana. Oğlu geride olabilir ama orada da olabilir. Vesafe uzak kralım, seçemiyorum. Valla hemen durumu öğrenin. Diğer birlikler hazır olsunlar. Emredersiniz, yüce kralımız. Bu arada hava kararmaya başlamıştı. Ancak Türk çerileri çekilmek bilmiyorlardı. Onlar gece de savaşmaya alıştıkları için havanın kararmasını önemsemiyorlardı. Yin ordusundan ikinci dalda harekete geçtiğinde Kubarhan işareti verdi. Bu suda bekleyen Bekek Bey, bin atlısıyla naralar atarak saldırdı. Kubar öylesine naralar atıyordu Lin ordusu, kendisinden daha kalabalık bir ordunun geldiğini sanarak durakladı, ve hatta askerlerin bir kısmı geri kaçtı. Lin kumandanları hemen askerlerin önünü kesti ve düzenli şekilde karargaha doğru çekilmeye başladılar. Bekek Bey, Lin ordusunun bir kanadını kırarak Kubar Han'a yetişti ve nara atarak şöyle dedi. Eğitit bire Kubar Han'ım yettim bire. Savulun ulan ip kaçkınları. Savulun Kubar Han'ın çevresinden. Lin kralının askerleri bu arka arkaya gelen naralarla şaşkına dönerek geri çekildiler. Feramlıkta zebani gibi gelen, uzun kılıcıyla tıpan, vurur gibi çevresindeki at biçen bu adamın önünden geri çekildiler. Bekek Bey, Kubar Han'ın yama gelmişti. Ve de dersin hanım, gece oldu, çekilelim mi? Onlar çekiliyorlar. Feraydağa kadar arkalarından gidemeyiz, biz de karaydağımıza çekilelim.'' Böylece iki ordu geri çekildi. Ortalık Lin askerlerinin ölüleriyle dolmuştu. Türklerde o kadar zayiat yoktu. Kubarhan Baran Bey'e haber salarak yerinden ayrılmamasını söyledi. Bekek Bey de çerilerini alarak ters bir tarafta pusuya gitti. Bu arada 500 okçu ilk saldırıyı karşılamak için özel olarak görevlendirildi. Kubarhan düşünceliydi. Bekek Bey onu eşilendirmek için şöyle dedi: Kubar Hanım, bunları yeneceğiz. Hiçbiri delin ülkesine geri dönemeyecek. Kubar Han her şeye rağmen ümitsizdi. Bekek Beyin bir rüya gördüm. O rüya beni düşündürür. Bekek Bey meraklanmıştı. Kubar Han'ı bu kadar düşündüren, natıl bir rüyaydı acaba? Natıl bir rüya hanım. Kubarhan rüyasını anlattı. Rüyanda bir kurt gördüm. Boz yeleli bir kurt. Havminde herkesi parçalıyordu. Sadece baranı parçalamadı. Bekek Bey rüyadan anlamazdı. Arşılık vermedi. İki ordu sabaha kadar birbirini kollayarak bekledi. Lim Kralı Aleke, Türklerin ne denli savaşçı olduklarını bilirdi fakat bu kadar olacaklarını düşünmemişti. Aleke, diğer iki ordunun birini ikiye bölerek gizlice arkadan dolaşmalarını istedi. Diğer yarısını da ordusun iki yanından gelebilecek saldırılara karşı hazır bekletecekti. Üçüncü ordusunu da onları destekleyecek şekilde artçı birlikler halinde ayırdı. Birinci ordunun doğrudan Kubar Han'ı hedef almasını emretti. Böylece iki ordu taktik değiştirerek sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar saldırıya geçti. Lin ordusu bu defa daha temkinli giriyordu. Bir gün önce umursamadıkları Türklerin ne denli tehlikeli olduklarını anlamışlardı. İki taraf karşılıklı ok atışlarından sonra kılıç mesafesine girdiler. Ortalık tam bir mezbahane gibi olmuştu. Kelleler uçuşuyor, kollar, bacaklar keskin kılıçların ağzında et gibi doğranıyordu. Kubar Han, savaşın tam ortasında kalmıştı. Yin askerleri bilinçli olarak hedef aldıkları Kubar Han'ı iyice sıkıştırmışlardı. Bekek Bey, bunu görünce hemen gözünü kırpmadan saldırıya geçti. Yin ordusunun sol kanadını kırdı, fakat arkasından gelen başka birin ordusu da Bekek Bey'i vurmuştu. Böylece savaş kelimenin tam anlamıyla varlık yokluk savaşına dönüştü. Artık ya kazanacaklardı ya da bugün burada imha olacaklardı. Baran da durumu görmüştü ve hemen harekete geçerek din ordusunu sağ kanattan yararak babasına yetişti. Kubarhan oğlunu görünce şöyle bağırdı. Baran Bey geri çekil. baya doğru. Biz de çekilelim. İkinci daldayı orada durdururuz. Aslında planın bir parçası da buydu. Çekilir gibi yapacaklardı. Ancak Lim kralı bunu fark etmişti ve gizlice gönderdiği birlikleri gece boyu yol alarak Oba ile Kubar Han'ın arasına girmişlerdi. Baram, babasının buyruğu ve tazı kuvvetiyle Lin askerlerini yararak babasının yolunu açmaya çalıştı. Basıl olsa arka taraf kendilerindendi. Ancak öyle olmadı çevrelerini saran binlerce lin askerini bir türlü yaramadı. Türk çerileri gittikçe azalıyordu. Çok geçmeden de Bekek Bey, Baran, babası Kubar birlikte elli kadar çeri birbirlerine sırtlarını vererek savaşa devam ederlerken Bekek Bey şöyle dedi. Baran Bey'im sen kaç artık. Buradan çıkamayız. Ay hanımı al da çık. Senin yolunu açalım.'' Baran, kanter içindeki yüzüne rağmen tatlı tatlı gülümsedi ve şöyle dedi. Boşta yorulma usta. Ya buradan hep çıkarız ya da burada hep kalırız. Tam oğluna bir şey söylemeye hazırlanan Kubarhan, birkaç metre açığında fırsat kollayan nin askerinin mızrağını fark etmemişti. Bir anda sanki kuvvetle itildiğini sandı ve aynı anda yüreğine yakın bir yerde yırtılmayla birlikte içerisindeki organların parçalandığını hissetti. Hiçbir şey söyleyemeden tıpkı abi gibi sessizce atından aşağı düştü. Çeriler, onu korumak için çalıştıklarından Kubar Han'ın düştüğünün farkına varmışlardı. Bekek Bey haykırdı. Eyit, bire değensizler. Kubar Han'ımı vurdular. Lin ordusunun avcı askerleri, artık kurmaları iyice azalan beylere rahatlıkla yaklaşıyorlardı. Bir kavga da Bekek Bey'in sırtından girip karnından çıkmıştı. Bekek Bey buna rağmen atını Baran'a doğru sürerken şöyle bağırıyordu. Kaç Baran Bey'im, kaç! Gök Tanrı adına kaç artık! Soyumuzu devam ettir, kaç! Akat artık çok geç kalınmıştı. Baran da aldığı darbelerle atın üzerine yıkılıyordu ki o anda bir şey oldu. Baran Bey'in atı birden şaha kalktı, karşısındaki Lin askerlerinin birkaçını ön ayaklarıyla tekmeleyerek atlarından indirdi ve önünde açılan gidikten yıldırım gibi sağlarak çıktı. Baran Bey bile ne olduğunu anlamamıştı. kula cinse at, önüne gelen askeri teperek süratle savaş alanından çıkmaya başladı. Bunu gören Lin askerleri hemen atı okladılar. Ancak cins hayvan sarısından ve karın altından aldığı iki ok yarasına rağmen durmadı ve kısa sürede göz açıp kapayıncaya kadar açık alama çıktı. Oradan da tepelere doğru kaçtı, gitti. Askerler Baran Bey'i yakalamak için arkasına düştüler. Bu arada savaşın bittiğini haber alan Min Kralı, atına binerek ordusunu topladı ve kısa bir yürüyüşle obaya geldi. Orada bulunan herkesi acımasızca öldürdüler. Her taraf kadın, çocuk ve yaşlıların cesetleriyle dolmuştu. Ancak Kral Alike, baranı istiyordu ve durmadan bağırıyordu. Kan görmekten gözleri dönen Alike, ne dediğini bilemez olmuştu. Getirin. Bana kanlarını getirin, içeceğim. Baranı getirin, ölü ya da diri getirin. Hubayhan'ın kafasılık için getirin. Yin askerleri, bütün Türkleri, erkek kadın, küçük büyük demeden öldürdü. Her tarafı da ateşe verdiler. Tim'dan yalnızca Baran Alp sağ kaldı. Düşman askerleri Baran'ı aramayı sürdürdüler. Atın izini takip ederek ilerliyorlardı. Bu arada Baran Bey'i kaçıran ve yaralı olan zavallı hayvan artık koşamaz olmuştu. Olanca gücüyle dağlara doğru kaçan hayvan artık yürüyemiyordu. Zaten gittiği yerler bir atın gidebileceği yerlerde değildi. Yaralı halinde at yerinde fazla duramayan Baran, bir kayanın kuytusunda attan aşağı düştü. Kendinde değildi. Zavallı hayvan da artık takatini tüketmişti ve Baran'ın hemen yanında devrilerek ölmüştü. Baran, uzun süre baygın kaldıktan sonra kendine geldi. Sanki bir rüya görüyordu boz bir kurt sürekli kendine bakarak uluyordu. Alkmaya çalıştı fakat kalkamadı. Alkacak hali yoktu. Alkıp kılıcı alarak tekrar geri dönmek istedi. Bu arada etrafına baktı. Tanımadığı bir yerdeydi. Buraları daha önce gördüğünü hatırlamıyordu. Boz yeleli kurt tekrar göründü. Sanki kendisine bir şey anlatmaya çalışıyordu. Tam bu sırada sesler gelmeye başlamıştı. Baran zorlanarak sesin geldiği tarafa baktı. Birkaç din askeri aşağılarda atın izlerine bakıyordu. Adamlar yaklaşmaya başlamışlardı. Baran sürünerek kaçacak yer aradı. O sırada boz yeleli kurt hemen yanında peydahlandı. Baran önce korktu. Bu çok iri bir boz kurttu fakat hayvan, Baran Bey'i dişleriyle tutarak çürük demeye başladı. Baran Bey, yaralığının tesiriyle tekrar bayıldı. Derler ki, o boz kurt, Baran'ı dağlar arasından izi bulunmaz. ıssız ve her tarafı yüksek dağlarla çevrili bir mağaraya getirdi. Mağarayı geçtikten sonra büyük bir ova vardı. Oval baştan ayağa ot ve çayırlarla kaplıydı. Dört bir yanı sarp dağlarla çevriliydi. Bozkurt burada durdu. Sonra bir süre baranın yaralarını yalamaya başladı. Kurt barana sanki artık yudun burası diyordu. Bir süre sonra kurt gitti. Baran sürünerek yiyecek ve ilaç olacak bitkilerden aramaya başladı. Bu arada Taluhan'ın iki kızı Ay Kız ile Gökçe Kız, aradan aylar geçtiği halde babalarının gelmediğini görünce kaderlerine razı olmuşlardı. Bu kuş uçmaz kervan geçmez daha aralarında yaşamaya başlamışlardı. Artık alışmışlardı da. Burada kendilerinden başka kimse yoktu. Horkacakları insan yoktu. Lim kralı Aleke yoktu. İki kız gece olduğu zaman birbirlerine sığınarak yatıyorlardı. Gündüz de derelerde böğürtlen toplayarak yabani meyve yiyerek ve oklarıyla küçük av hayvanları avlayarak yaşamaya başladılar. İşte o gün iti kız kardeş derelerde gezerken ay kız birden korkuyla ablasının kolundan tutarak fısıldadı. Abla bak bir boz yeleli kurt. Göpçe kız hemen yayına bir ok takarak ay kızın gösterdiği yere baktı. Gerçekten de bir kayanın başında iri bir boz kurt durmuş ve kendilerine bakıyordu. Ay kız. Saldırır mı ki abla? Göpçe kız iyi bir avcıydı. Babası onu iyi eğitmişti. Tüçüp kız kardeşini de ay kız kendisi eğitiyordu. Saldırıcı durmuyor fakat yine de dikkat etmek gerek. Çevrede başkaları da olabilir. Boz yeleli kurt ağzımı kaldırarak uzun uzun uludu. Kızlar kurdun sesinden üptüler. Kurt verip bir ses çıkartıyordu. Sanki canı yanıyormuş gibiydi. Tam bu arada da kurdun sesiyle dikkat kesilmişti. Dikkat kesilince de kızların sesini duya gibi olmuştu. Fakat burada, buzsuz yerde kızların ne işi vardı? Acaba buralarda yaşayan var mıydı? Bu topraklar hangi kavmin toprakları acaba diye düşündü. Sürünerek o tarafa doğru varmak istedi, yapamadı. Halsizdi, çok kan kaybetmişti. Acıyla inledi. Baran'ın duyduğu ses kadın sesi olduğuna göre çevrede kral erkinin adamları olamazdı. Kızlar da iniltiyi duyunca dikkatli yürüdüler. Ay kız! Bir inilti işittim, abla. Sanki yaralı birinin sesi gibiydi. Gökçe kız! İnsan olmayabilir, dikkatle varalım. Ay kız hep ablasına inatlaşırdı. Ama insana benzerdi, abla. Tamam, ay kız bakalım. Göpçe kız, uzun hançerine elini alarak kaydışı ile birlikte ağaçların arasındaki suyun olduğu yere vardı. Orada yatan Baran Bey'i gördüler. Göpçe kısa bir duraklamadan sonra çevreye baktı ve şöyle dedi. Sen kimsin, ey ay kişi? Dost isen yaranı tımar ederim. Baran, kızların Türkçe konuştuğunu duyunca sevindi. Ben de sizin gibi Türk'üm, kızlar. Yaralıyım, kral aleki ile savaştık, yaralandım. Ordum telef oldu. Babam, Kubar Han'dır. Kızlay da Baran'ın Türkçe konuşması üzerine hemen koştular. Baran'ı sedye ile kaldırıp korunatlarına götürdüler. Bir süre sonra, Haytis birbirinin başından geçenleri öğrenmişti. Baran Bey, kızlara, benimle evlenirseniz soyumuz çoğalır, tekrar güçlenir, düşmanlarımıza karşı durabiliriz. Belki biz görmesek de torunlarımız, torunlarını görürler, dedi. Kızlar kabul ettiler. Baran Bey, Tanuhan'ın kızlarıyla evlendi. İki kız kardeşi, kendisine eş olarak kabul etti. Bu evlenmeden birçok çocuk doğdu. Kendilerini buluşturan, Bozyeleri kurt olduğu için Gök Tanrı'nın kurtları Türklere özel olarak gönderdiğini düşündüler ve çocuklarının itinlerine öyle vurdular. Aykut, Gök Kurt isimli erkek çocukları oldu. Sonunda çocuklar büyüdü, ergenlik çağına girdi. Bu arada tekrar etki obalarının olduğu yere gelerek oraları kontrol ettiler. Buralarda sağda solda gizlice yaşayan Türkleri bularak kızlarıyla oğullarını evlendirdiler. Böylece rivayet olur ki, Türkler tekrar çoğaldılar ve çevreye yayıldılar. Ordular kurup Lin ülkesine saldırdılar ve atalarının öcünü aldılar. Yeni bir devlet kurdular, dört bir yana yeniden egemen oldular ve yüzyıllar sonra gelen Türk kanları, atalarının anısına hürmeten, otağlarının önünde hep kurt başlı bir sancak dalgalandırdılar.